Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Programımıza hoş geldiniz. Birlikteliğimiz 2,5 saat boyunca devam edecek. Günün flash gelişmesi hiç kuşku yok ki Beşiktaş'ta. Beşiktaş Sergen Yalçın'la yollarını ayırdı. Oturduk, konuştuk, dostça ayrıldık diyor Emre Kocadağ, Beşiktaş'ın as başkanı. Şimdi Beşiktaş hangi teknik sektörle yoluna devam edecek? Yine Emre Kocadağ'ın açıklamasına istinaden ipucu olarak değerlendirebileceğimiz bir yaklaşımı var Beşiktaş'ın. Beşiktaş boşta olan teknik sektörlerle görüşmeye başlayacak. Elbette ki Beşiktaş'ta futbol oynamış, şu anda boşta olan pek çok teknik sektör var. Onların başında da Mehmet Özdirek geliyor. Rıza Çalınbay daha önce bence Beşiktaş'ta başarılı oldu ama bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldı ve veda konuşmasında, basın toplantısında tekrar Beşiktaş'a ama bu kez çok daha güçlü döneceğim demişti. Andrea Pirlo'dan tutun da yerli yabancı pek çok teknik direktöründe Beşiktaş'ın gündemine geldiğinden bahsediliyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi maçlarında başarılar dilerim. Önce Fenerbahçe, ardından 23 itibariyle Galatasaray sahneye çıkacak. Fenerbahçe Konferans Ligi'ne gidiyor. Galatasaray birinci olarak gruptan çıkarsa eğer Mart'ta doğrudan 16 turundan devam edecek. Avrupa Ligi'ne biliyorsunuz ama az sonra aktaracağım. Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncüler belli oldu. Hem de çok güçlü takımlar bunlar. Eğer ikinci olursa Galatasaray onlarla playoff oynamak zorunda. İkinci seçeneği düşünmek istemiyoruz. Çünkü 11 puan topladı 5 hafta boyunca ve grupta lider. Lider unvanıyla Lazio deplasmanında Roma'da olacak ve Roma'dan lider unvanıyla dönmesini temenni ediyorum Galatasaray'ın. Sevgili Kartal Yiğit bizimle birlikte Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Biliyorsunuz Ajans Spor'da ve Radyo Spor'da özel haberlere imza atıyor. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Özgür. İyi çalışmalar dilerim. Sevgili Kartal Yiğit, sürpriz miydi sizin için Sergen Yalçın'ın ayrılığı bugün? Sürpriz değildi. Yani ayrılığı sürpriz değildi de belki Kayserispor maçı beklenir diye düşünüyordum ben. Yani kendisi açısından. Yani çünkü hoca artık yıpranmıştı. Bu belli oluyordu. Hem fiziksel olarak hem söylemleri nezdinde yıprandığını herkes görüyordu. Kendi de biliyordu fazla gidemeyeceğini. Açıkçası şimdi sabahtan beri haberler, yani işte bıraktı, görüştü şeklinde birçok haber çıktı. Evet. Ahmet Nur Çebi bugün sabahleyin Ümraniye Nevzat Demir tesislerine kesinlikle Sergen Hoca'yla görüşmek için gitmedi. Bakın bunu bilhassa söylüyorum. Hoca'yla devam etme niyetindeydi başkan. Sadece rutin olarak her zaman antrenmanlara gidiyor. Öyle bir rutin olarak gitti ve antrenman izlemek için gitti. Sergen Yalçın'la bir görüşmesi yoktu. Antrenmandan sonra görüşebilir deniyordu. O haberler çıktığı zaman da görüşmüyordu Ahmet Nurçebi. Fakat antrenman saatinde 12 idi. 12 çeyrek geçe, 20 geçe Sergen Yalçın Başkan Ahmet Nurçebi'nin odasına geldi. Antrenmana çıkmayarak orada dile getirdi. Yarım saatlik bir kısa bir görüşmeyle artık yıprandığını ve bundan sonra yarar sağlayamayacağını söylerek kısa bir şekilde görevi bırakacağını bildirdi. Bu sözler üzerine Ahmet Nurçebi de bunu, istifayı kabul etti. Zaten belliydi, bırakacaktı Sergen Hoca ama ben bir Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarını bekleyeceğini tahmin ediyordum açıkçası. Demek ki bayağı bir yıpranmış, kendinde o gücü göremedi. Yönetim de bu istifayı kabul etti. Dediğim gibi normalde yönetim kanadından kesinlikle Sergen Yalçın'ı gönderme gibi bir niyet yoktu ama dün de ben bunu yazmıştım. Eğer Sergen Yalçın'dan bir talep gelirse bu kabul edilecekti ve nitekim bu talep bugün geldi ve kabul oldu. Eğer Dortmund maçı 5-0 değil de daha makul bir skorla bitseydi ya da Beşiktaş biraz daha direnç gösterseydi, Sergen Yalçın ayrılmak kararı almayabilir miydi sizce? Bence alırdı. Yani alırdı. Bugün olmazdı. Bugün olmazdı. Belki 2 hafta, yani belki 1-2 hafta daha uzatabilirdi bu. Ama ben bu yorgun kafayla Sergen Hoca'nın daha fazla devam edemeyeceğini düşünüyordum. Tabii ki Dortmund maçı bunun üzerine tuz biber ekti. Oradaki alınan kötü sonuç, çıkan kadro zaten Sergen Hoca'nın kafasının dağıldığını hep gösteriyordu. O yüzden bu iş fazla uzamazdı. Orada ben şunu söylemiştim zaten yayınlarda. Giresunspor maçından sonraki görüşmede de zaten bir zoraki evlilik çıktı. Yani bir haftalık bir devam kararıydı o. Fazla ileri gidemeyecekti. Ve nitekim de fazla da ileri gidemedi. Bugün bu iş sonlanmış oldu.
Peki. Sevgili Kartal Yiğit, 24 milyon Türk lirası alacağı varmış bir sezonluk. Bunun yarısını aldı. Bunun dışında herhangi bir tazminat talebi de olmadan ayrıldı deniyor. Böyle bir bilgi var. Doğru mu bu? Yarısından fazlasını aldı hoca. Yaklaşık 15 milyon TL'ye yakın bir para aldı. Ondan sonra şimdi sezon sonuna kadar tabii bir alacağı var. O henüz netleşmedi. Bir görüşme yapılacak diye duydum ben. Yani bundan sonrası içinde bir görüşme olabilir. Sergen Hoca'nın bugünkü görüşmede öyle bir şeyi olmadı. Ne derler? Bir talebi olmadı. Başkanın da ben bir para verme niyetinde olduğunu düşünmüyorum. Yani bundan sonrası için ama tekrardan bir görüşerek belki Başkan Ahmet Durçevi bir jest yaparak hocasına sezon sonuna kadar olan değil ama işte anlaşılacak bir meblağda bir jestten Sergen Yalçın'a onu takdim edebilir. Şu an itibariyle o konuda herhangi bir şey yok. Peki. Yani ne verilecek ne verilmeyecek diyemeyiz. Önümüzdeki günlerde ama bir görüşme olacak. Sevgili Kartal Yiğit, bu bilgileri aktardı Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Sergen Yalçın'ın ayrılığını ve detaylarını konuştuk. Yeni dönem başlıyor Beşiktaş'ta. Size göre yönetimin aklında hangi teknik direktörler var? Vallahi ben sürpriz bir teknik adam geleceğini düşünüyorum. Yabancı olarak. Ha, yabancı gelecek, yerli yabancı, değil. Evet. Yani yerli gelirse zaten birinci aday Şenol Hoca. Yani Şenol Güneş'in olacağını düşünüyorum. Başkan Ahmet Ürçevi de Şenol Hoca'yı istiyor. Kısa vadede takımı tanıdığından, takımı toparlayabileceğini düşündüğünden dolayı Şenol Hoca'yı istiyor. Ama yönetimde de genç, yıpranmamış, başarıya aç, ileriye dönük işte Karagümrük'ün hocası tarzında, diğer genç teknik adamlar tarzında ama yabancı olacak şekilde bazı isimler varmış. Hatta çalışmalar başlamış. Bu konuda da futbolun başındaki CEO Ceyhun Kazancı tam yetkiliymiş. Zaten şu an Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde de Ceyhun Kazancı ile Başkan Ahmet Durçevi görüşüyorlar isimler konusunda. Benim aldığım son bilgi ağırlıkta genç bir yabancı. Yani o çıkan isimler hiçbiri doğru değil. Bir Şenol Hoca'nın ismi doğru. O da başkan Şenol Hoca ile olan yakınlığından dolayı. Ama onun dışında böyle yıpranmamış genç bir teknik adamın gelme ihtimali yüksektendi bana. Ama isim yok, saklıyorlar gizli bir şekilde. Yani sürpriz bir aday olacak. Yani öyle çok böyle ismi olmayan. Yani böyle çok... Bilic, Andrea Pirlo gibi isimler yok gündemde. Yok yani öyle. Benim aldığım son bilgi o. O yönde böyle çok fazla talepte bulunmayacak, maddisel anlamda tazminat talebinde bulunmayacak. Çünkü Beşiktaş'ın şu anki durumu da çok iç açıcı değil mali anlamda. Yani tazminat talebi de bulunmayacak, böyle bir teknik adam bakılıyor. Bu 1-2 güne netleşeceğini düşünüyorum ben ama tabii Kayseri Spor maçında olmayacak. Fenerbahçe maçına Beşiktaş yeni hocasıyla çıkar. Peki. Sevgili Kartal Yiğit, bu durumda yeni teknik direktör gelene kadar altyapıdan bir antrenörle çalışacak Beşiktaş A takımı değil mi? Evet, öyle gözüküyor. Ya Mehmet Ekşi Hoca Kayseri Spor maçında sahaya çıkacak ya da Önder Karaveli Hoca var. O19'un hocası. Biliyorum. Kendisi zaten pro lisansı da var. Büyük ihtimalle Önder Hoca'nın ben çıkacağını düşünüyorum. Bu bir maçlık. Bu şekilde bu kısa vadede bu sorunu çözecek Beşiktaş. Peki. Çok teşekkür ederim aktardığınız bilgilerden dolayı. İyi yayınlar diliyorum. Kolay. İyi çalışmalar. Böylece Beşiktaş'taki son durumu öğrendik. Kartal Yiğit konuğumuzdu Beşiktaş bölümünde ve Galatasaray bölümündeyiz. Muslera biliyorsunuz eski takımına karşı forma giyecek. Lazio'dan 2011 yazında Galatasaray'a gelmişti. Dün de basın toplantısına çıktı Fatih Terim'le birlikte. Önce Muslera'yı dinliyoruz. Tabii ki benim için gerçekten bazı duygular çok hakim olacak çünkü ben burada hepinizin bildiği üzere Roma'da 10 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen üzerinden çok önemli ve çok sevildiğim büyük bir aşkla, büyük bir tutkuyla yaşadığım günler geçirdim, bir dönem geçirdim. Yarınki maç tabii ki bizim için gerçekten çok çok önemli olacak. Ben takım kaptanı olarak şunu söyleyebilirim ki genç bir takımız fakat biz her gün çalışarak, büyük bir emek ve çaba göstererek buraya kadar geldik ve disiplinimizden, düzenimizden kesinlikle taviz vermedik. Kesinlikle çok çalıştığımızın altını çizmek istiyorum.
Tabii ki yarınki maç çok zor olacak. Çünkü karşımızda Lazio gibi bir rakip var. Fakat zor dönemlerden de geçmiş olmamıza rağmen biz asla mütevazılığımızdan da taviz vermeden ağırbaşlı bir şekilde kararlılıkla ilerleyerek özgüvenimizi tesis etmeye çalışarak aynı zamanda maçın zor olduğunu bilmemize rağmen kesinlikle hedeflerimiz var tabii ki. Biz de iddialıyız. Aynı zamanda cesaretle bu maçı göğüsleyip en iyi şekilde ayrılmak istiyoruz. Sappiamo che quello che dobbiamo andare a far domani ci darà risultati. Evet, ben gerçekten de burada geçmişte çok güzel, çok keyifli günler geçirdim. Her şeyden önce o zaman kulüp başkanı De Rossi, Sayın De Rossi beni buraya getiren kişi oldu. Ben o zamanlar çok gençtim. Beni beklediler. Benim gelişmemi, olgunlaşmamı beklediler. Benimle çalışmak yolunda olumlu bir iradeleri oldu. Ve çok güzel bir ilişkimiz oldu gerçekten. Onlarla beraber Coppa Italia, İtalya Kupası'nı, daha sonra Süper Kupa, İtalya Süper Kupası'nı kazanma imkanını yakaladım. Bunlar benim için, kariyerim için de hatırladığım gerçekten zirve noktası kabul edebileceğim en önemli iki an oldu diyebilirim. Aynı zamanda taraftarlarla da gerçekten çok güzel bir ilişkimiz olmuştu. Her sahaya inişimde onların da sevgisini, coşkusunu, desteğini arkamda hissettim. Bu da bana moral ve güç verdi şüphesiz. Ve saha içinde olduğu kadar saha dışında da çok güzel arkadaşlıklarım oldu ve onların da sayesinde gerçekten İtalya'daki günlerimi çok keyifli bir hale, çok keyifli bir deneyime dönüştürdüğümü düşünüyorum. İki takım arasındaki farklara yönelik sorumuza gelince aslında iki takım ne kadar birbirinden farklı bunu çok da fazla söyleyemeyeceğim. Çok büyük farklar görmüyorum. Ama genel olarak ifade etmek gerekirse biz az önce ifade ettiğim gibi, söylediğim gibi genç bir takımız. Genç fakat gerçekten çok çalışan, çok gayret gösteren ve aynı zamanda korkusuz, korkusu olmayan bir takımız. Lazio'ya geldiğimizde ise tabii ki daha deneyimli, organize bir takımdan bahsediyoruz ve nasıl yola devam etmesi gerektiğini gayet iyi bilen bir takımdan bahsediyoruz. Bu yüzden benim görüşümce belki de ilk maçta olduğu gibi hata yapanın kaybedeceği bir durum meydana gelecek. Biz Mr. Terim'le birlikte tabii ki ayarladık stratejilerimizi, taktiklerimizi çalıştık. Kendisinin de bize vereceği talimatlar doğrultusunda elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Ovviamente per l'amore che ho per tutte due le squadre sicuramente ci sarà così. Evet, şu anda biz birinci sıradayız grup içerisinde, fakat yarın da yine aynı şekilde iki takım biz birinciliği korumak için, Lazio birinciliği elde etmek için mücadele edecek ve iki takımın da geçeceği bir durum aynen sizin de söylediğiniz gibi meydana geldi. Benim görüşümce iki takımın da kesinlikle bu şampiyonun sonuna kadar gitme kapasitesi mevcut. Tabii ki bundan sonraki aşamalarda şampiyona çok çok daha zorlaşacak. Bizim de işimiz daha zorlaşacak. Ama iki takımın da ben gerek çalışma ve sahada istediğini ortaya koyma mentalitesi olarak, zihniyeti olarak, gerekse hayallerinin ve hedeflerinin de ortak olduğunu düşünüyorum. Bu noktada benzerlik gösterdiğimizi düşünüyorum. Her iki takımın da şüphesiz amacı mümkün olduğu kadar ileri gitmek ve şampiyonanın son noktasına kadar gelmek olacak. Gazeteci bu sefer araya girerek o zaman finalde görüşürüz, finalde görüşmeyi hedefliyoruz diyebilir miyiz dedi. Muslera da aynı şekilde evet, umarım öyle olur. Biz de eğer Tanrı da izin verirse yolun sonuna kadar gitmeyi düşünüyoruz. Spor kazanında bugün. Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşamki maça hangi 11'lerle başlayacak? Galatasaray, Parma'nın Rumen hücum oyuncusu Denis Man için İtalya'da bir görüşme yaptı mı? Fenerbahçe, Rize Spor'un kalecisi Gökhan'ı alıyor mu? Beşiktaş, Pjanic'le yollarını ayıracak mı? Trabzonspor, Kavsi'den sonra kimi transfer edecek? İşte tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası. Avrupa ve dünyadan ünlü futbol adamlarıyla telefon bağlantıları. Spor kazanında. Spor kazanı. Az sonra Radyo Spor'da. Radyo Spor. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Teknik direktör Cevat Güler bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar Özgür. İyi çalışmalar dilerim ben de, kolay gelsin hocam. Teşekkür ederim, sana da kolay gelsin. Sağ olun hocam. Mutlaka duymuşsunuzdur, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yolları şimdilik kaydıyla ayrıldı. Yani evet, artık yeni bir teknik direktör arayacak Beşiktaş. Nasıl yorumladınız evet, bu durumu? Yani genel anlamda ben teknik direktörlerin bu kadar kısa sürede değişmesinden yana değilim. Çünkü Sergen Hoca Mayıs ayında daha iki tane kupa almış. Hatta yani bir Süper Kupayı da alma şansı devre arasında olacak diye biliyorum. Alma şansı var. 3 tane kupa ama 15 maçlık bir zaman. Tamam, Avrupa'da da 6 maç, 21 maç, 22 maçlık bir maratonda başarısız oldun diye bayılmak. Ama başarısızlığın altında yatan nedir, kadro mudur? Oyuncu kurulan kadro mudur vesaire bilemiyorum tabii onları, ama genel anlamda ben teknik direktörlerin bu arada böyle ayrılmasından yana değilim. Özel sebepler nedir ne değildir dışında konuşuyorum tabii. Beşiktaş'taki durumu, yani arka arkaya alınan bu mağlubiyetleri, puan kayıplarını nasıl yorumlamıştınız? Ben şöyle, Avrupa'da bizim artık Türkiye'de futbol olarak Avrupa ile yarışma şansımız her geçen yıl azaldı. Ben senin sunduğun yayınlardan birisinde söylemişimdir 1-2 yıl önce. Yıl bizim için 12 ay,
Avrupa için sanki 16 ay. Yani biz aramızda her sene 1,5 senelik geriye gidiyoruz diye bir sözüm olmuştu. Bunun sebebi de Avrupa artık yeni bir futbol anlayışına geçti. Yeni bir eğitim anlayışına geçti ve oyuncularını 24-25-26 yaşında değil de 18-19 yaşında profesyonel ekiplerine katıp orada taktiğiyle, fiziksel gücüyle, performansıyla değerlendiriyor geçiyor. Biz bunun çok gerisinde kaldık diye söylemiştim. Çünkü biz futbol maçlarını hakem hataları üzerinden değerlendirmekten gerçekte olup biteni göremiyoruz. Görmek istemiyoruz belki, o da olur. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un ya da Sivasspor'un gözden kaçıyor. Sivasspor bu sene en çok maç, resmi maç oynayan ikinci takım. Galatasaray'dan sonra ikinci takım. Dolayısıyla ligde Avrupa'ya çıktığı maç oynadık. Resmi maç döndü. Perşembe pazar maçları, çarşamba pazar maçları bizde Türkiye'de takımlara ciddi yük. Çünkü oynayabilecek oyuncu sayımız çok düşük. Yani 12'lerde, 13'lerde, 15'lerde, 16'larda değil. Ayrıca yetenekli ve fiziksel olarak üst düzey oyuncu sayımız çok az liglerimizde. Hele yeni alınan kararla Türk pasaportu olan oyuncular, bunu özellikle kullanıyorum çünkü Türk milli takımında oyuncular gelişsin diye, oyuncular daha çok yer alsın diye 3 yerli kurala getirildi ama ben 3 pasaportlu kuralı diyorum. Çünkü çifte vatandaş olan da Türk milli takımında oynamak ve oynama hakkı olmayanları da biz Türk pasaportundan dolayı yerli sayıyoruz. Oyuncu olarak, yoksa tabii ki onlar yerli olarak, vatandaş olarak onda bir sıkıntı yok. Benim söylemek istediğim, eğer milli takımla bu işler yapılıyorsa Türk milli takımında oynayacak oyuncuları ön plana düşünmek lazım. Bu da bir ayrı bir iş. Tamam, para yönü, ekonomik yönü ciddi bir sıkıntı belki ama futbolda İyi oyuncularla oynanan, üst düzey yetenekli oyuncularla oynanan bir oyun, Avrupa'da başarılı olmak istiyorsak bunu yapmamız lazım. Kendi ligimizde bir şekilde penaltı verildi, ofsayt verilmedi gibi kardeşle tartışmalarımız da ligde bir şampiyon ya da ikinci, üçüncü belirliyoruz. Orada bir sıkıntı yok. Peki. Ama Avrupa ile bizim aramızda ciddi farklar oluştu, oluşmaya devam ediyor. Bundan sonra da olacak. Sayın Cevat Güler bizimle birlikte Galatasaray'ı konuşmaya başlayacağız. Saat 23'te Galatasaray lider unvanıyla Roma Olimpiyat Stadyumu'nda Lazio ile karşılaşacak. Hocam ne dersiniz? Benim fikrim yenilmeden geleceği yönünde, en azından bir beraberlikte geleceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Siz ne dersiniz? Doğru. Bu gönlümüzden geçen en kötü ihtimalle bir beraberlik. Ancak Roma'da Lazio ile, Lazio'yu yenmek ya da berabere kalmak çok kolay bir iş değil. İlk maçı hatırlayalım. Ciddi olan bir, ciddi oyuncuları olan, iyi organize olan bir ekip. Her zaman futbol maçları takımın kalitesini yansıtmaz. Ama ancak ben Galatasaray'ın bu akşam galibiyet yönünde zaten çok zor. Genel alımda favori gösterilen Lazio. Dolayısıyla beraberlik bile çok kolay değil. Çok uğraşması lazım Galatasaray'ın. Çok dikkat etmesi lazım. Her saniyesi bir konsantrasyon içinde geçmesi lazım ki en az beraberlik olabilsin. Çünkü attığımız gol, yediğimiz gol diye her iki takıma baktığımızda eşit. Eğer mağlubiyet olduğunda 11-11 puanlar olacak. Avaraj yönünden onlar öne geçmiş olacak. Birinci olacaklar. Galatasaray playoff oynamak zorunda kalacak. UEFA Ligi'nde devam edebilmek için. Bu yönüyle buraya kadar gelmesi Galatasaray'a güzel. Ancak bu akşam en kötü ihtimalle bir beraberlikle UEFA Kupası'na devam etmesi lazım. Gönlümüzden geçen bu. Kolay mı? Çok, ben kolay olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray Avrupa'da bu sene farklı oynuyor. Ligde Perşembe pazar maçlarından dolayı ligde çok puan kaybetti. Lider 16 puan gerisinde kaldı. Bu Galatasaray adına güzel değil. Ancak bir Avrupa'daki maçlar ya da durum Galatasaray taraftarının bu yönüyle biraz daha temkinli davranmaya itiyor. Ligde alınan başarısız maçlar, çünkü Avrupa maçları çok yoruyor Galatasaray'ı. Yani o seyahatler,
Perşembe pazar maçlar gitti, sıkıntı. Çünkü bu sene en az 4-5 tane maçını 50 saat dinlenmeyle çıkan bir Galatasaray var. Hocam çok özür dilerim. Araya girdim. Özür dilerim. Şimdi böyle bir sonucun ortaya çıkması ligde, yani sürekli puan kayıplarının çıkması, Avrupa Ligi'nden kaynaklanan yorgunluktan mı? %100 bunun değil ama çok büyük etkisi var. Anladım. Ben çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncu dinlenemiyor. Hele cezalar vesaireler de gündeme geldiği zaman ciddi sıkıntı doğuruyor. Hı-hı. Çünkü oyuncunun 3 günü geçmesi lazım. 3 günü geçmeden maç oynuyor Galatasaray. Fenerbahçe'de bu sene böyle maç çok maç oynadı. Sonuçta Beşiktaş çok hırpalandı. Belki 3 günde bir maç oynadığı da oldu. Çarşamba salı oynuyor çünkü Beşiktaş, ama bu sefer de sonraki maçta olsun diye biz cumartesini aldılar maçlarını. Bu yönde hırpalandı. Yani bizim 3 tane takım bu sene, bu Sivas Spor'u da katarsak 4 tane takım ciddi olarak Avrupa maçlarından lige döndüğünde performans yönünden, fiziksel dinlenmiş yönünden sıkıntıya girdi. Peki. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Umarım akşam güzel maç olur. Güzelce bir UEFA'ya devam eden bir Galatasaray olur. Peki. Bir kez daha teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere hocam. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Değerli dinleyiciler, Beşiktaş'ta üst üste gelen beklenmedik sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Opta'nın Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ın istatistiklerini içeren bir verisi var. Bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. 29 Ocak 2020'de siyah beyazların teknik direktörü oldu Sergen Yalçın. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı. İki kupayla sezonu kapatmıştı. Sergen Yalçın'ın ilk maçına çıktığı Şubat 2021'den, düzelterek söylüyorum, Şubat 2020'den bu yana Beşiktaş'ın Süper Lig'deki istatistikleri şöyle. Toplamda 141 gol atmış Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş. Gole kalesini 25 gole kapama, yani 25 maçta gol yemeden ayrılmış. Toplu oynama oranı %60.1, pas oranı ise %84.9, oldukça yüksek gözüküyor. Toplu buluşma oranları da yüksek. Organize atak 201, 10 artı pas dizisi 903 olarak çıkmış. Sergen Yalçın aynı zamanda Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla oyuncu olarak 1991-92, 1994-95, 2000-2003 ve teknik direktör olarak 2020-2021 olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu. Yine Opta'nın verilerine istinaden aktardım bu bilgileri size. Değerli Nijer, Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray lider gitti Roma'ya ve lider dönmek istiyor. Türkiye saatiyle 23'te başlayacak karşılaşma Eksen platformundan yayınlanacak. Biliyorsunuz Radyo Spor bu maçların bütün detaylarını aktarıyor sizlere. Grubunda çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı Galatasaray. 11 puanla namağlup durumda lider. İtalyan ekibi ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi sonrasında elde ettiği 8 puanla ikinci durumda. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı biliyorsunuz son dakikalarda gelen golle temsilcimiz Galatasaray 1-0 kazanmıştı. Galatasaray rakibi karşısında bugün puan alması durumunda grubu birinci bitirecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sarı kırmızılı takım rakibine yenilmesi durumundaysa grubu ikinci sırada tamamlayacak. Statü gereği gruptan ilk sırada çıkacak takım Şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna katılabilecek. İkinci olan takımsa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitiren, ki aralarında Sevilla, aralarında Borussia Dortmund, aralarında Barcelona var. Üçüncü bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için playoff'ta mücadele edecek. Bu tabii kötü olan senaryo. Galatasaray oradan liderliğini koruyarak son 16 turuna kalıp Mart'a kadar da Avrupa Ligi maçı yapmadan bir avantaj elde etmek istiyor. Peki bu akşamki maça Galatasaray nasıl bir 11 ile çıkacak? Biliyorsunuz Arda, Sasha Boy maç kadrosunda değiller. Çıkaldağ ile birlikte, Çıkaldağ da karantinada. Muslera olacak kalede. Savunmanın sağında Yedlin, ortasında Nelson ve Marcao, sol tarafta Van Aanholt. Taylan Antalyalı savunmanın hemen önünde Berkan, orta alanda Göbek'te Morutsa'nın oynaması bekleniyor. Çizgiye yakın bir biçimde ben öyle olacağını tahmin ediyorum. Sofyan Feghouli orta alanda forvet arkası oynayabilir. Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'ndan bahsediliyor ama elbette ki burada Morutan yedek kulübesinde olabilir. Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Sofyan Feghouli ve koyacağınız bir santrfor Mustafa Muhammed ya da Cagne, Cagne'nin ağır bastığından bahsediliyor. Böyle bir hücum dörtlüsü de oluşturabilir Galatasaray. Bakacağız nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağını, göreceğiz Galatasaray'ın. Bununla ilgili bağlantılarımız olacak. Şimdi Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. Fenerbahçe'de bu akşam Eintracht Frankfurt'ta oynayacak. Tabii Fenerbahçe Konferans Ligi'ne gidecek ama buradan elde edeceği bir galibiyet, alacağı bir 3 puan ülke puanı açısından çok önemli. Hep söylüyoruz, söylemekte fayda var. Bu sezon UEFA sıralamasında, ülke sıralamasında ilk 15 içerisinde bitirmek zorundayız. Aksi takdirde Türkiye adına önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde bir takım olmayacak.
Bakalım Fenerbahçe teknik direktörü Pereira bu akşam oynanacak Frankfurt maçı için ne söylemiş. Herkese iyi günler. Bu turnuva bizim için çok daha farklı olabilirdi. Eğer Frankfurt maçında kaçırdığımız penaltıyı atmış olsaydık 2 puanımız daha olacaktı. Eğer Antwerp karşısındaki penaltıyı da atmış olsaydık 2 puan yani toplamda 4 puanımız daha olabilirdi. İşler bizim için farklı olabilirdi bu turnuvada. Fakat ne yazık ki bu şekilde olmadı ve bunu değiştirmek şu anda mümkün değil. Gerçeği değiştiremeyiz. Yarın da karşılaşacağımız bir rakip gerçekten zor bir rakip. Almanya gibi zorlu bir ligde oynuyorlar ve gerçekten kuvvetli, organize bir takım. Biz de yarın taraftarımızın önünde kazanıp bu kulübü onurlandırıp 3 puan almak için elimizden geleni yapacağız. Vou de certeza alterar, fazer algumas alterações, mas vamos entrar com uma equipa competitiva, uma equipa forte. Gerçekçi olmamız gerekiyor. Tabii ki yarınki maç bir Avrupa maçı ve önemli bir maç. Biz de kulübümüzü temsil ettiğimiz için iyi bir izlenim bırakmak istiyoruz. Galibiyet için savaşmak istiyoruz. Fakat ilk günden itibaren de dediğim gibi bizim önceliğimiz lig ve Avrupa maçlarından sonra toparlanmak için az süremiz olduğu için tabii ki işleri doğru yapmamız gerekiyor. Biz yarın birkaç değişiklik yapabiliriz ama hiç şüphe yok ki yarınki sahaya çıkacak bir kadroda güçlü bir kadro olacak. Seguir nosso caminho, seguir nossa direção. Önemli olan her zaman Fenerbahçe, önemli olan ben değilim. Ben her zaman takımım için en iyisini arıyorum ve takımla birlikte çalışmamız gerektiğini, gelişmemiz gerektiğini, düzeltmemiz gereken şeyler olduğunu, son maçtaki gibi oynarsak hatta seviyemizi daha da yukarı çekersek çok daha iyi bir durumda olabileceğimizi biliyoruz, konuşuyoruz. Bu bizim kontrol edebileceğimiz şeyler. Ben ve ekibim Fenerbahçe'nin daha iyi olabilmesi için bütün konsantrasyonumuzu bu takıma veriyoruz. Futbolun içinde polemikler her zaman olacaktır. Çünkü maç bittiği zaman aslında işiniz orada bitmiyor. Hafta içerisinde insanlar fikirlerini paylaşıyorlar. Herkesin bir fikri olabiliyor. Tabii ki bizim de bu fikirlere saygı duyup yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. Fenerbahçe Eintracht Frankfurt'ta karşı karşıya gelecek. Sevgili Yusuf Tursun bizimle birlikte. Bakalım sarı lacivertli takım nasıl bir 11 ile sahaya çıkacak. Kadıköy'de oynanacak maçta taraftarın ilgisi nasıl, kayıtsız kalmayacaktır hiç kuşku yok ki Fenerbahçe taraftarı. Yusuf abi hoş geldiniz. Yayınımıza merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Tabii ki. Evet sağ olun. Şimdi Fenerbahçe için tabii bir tesis maçı. Her şeyden önce ülkeye puan kazandırma maçı olacak olarak görüyorum ben. Hı hı. Çünkü daha önce bu grupta şey belli oldu zaten. Gidenler, elenenler. Onun için Fenerbahçe için bir tesis maçı ve puan ülkeye puan kazandırma maçı. Bugün yine Victor Ferrer'e yine farklı bir kadro çıkaracağını tahmin ediyorum. Mesut'u risk etmeyecek. Çok yoruldu çünkü son oynanan maçta. Yakın son dakika 88 dakikada oyunda kaldı. Daha sonra çıktı. Onu bugün ilk 11'de oynatacağını sanmıyorum. Zaten Serdar Dursun golcü, zaten Serdar Dursun kadroda olmadığı için UEFA kadrosunda Crespo ile beraber onlar olmayacak. Sanki bu bugünkü karşılaşmaya Alman oyuncuların ağırlıklı takımı süreceğini tahmin ediyorum. Ha, Alman oyuncular oynayacak genelde 11'de öyle mi? Yani evet tahmin ediyorum. Jost olsun, Meyer olsun, Birisi olsun. Bunları tercih edeceğini düşünüyorum. Tabii ki Atilla da oynayacağını düşünüyorum. Geçen hafta onu artık 2 haftadır oynatmıyordu onu. Ama ona tekrar döndü. Bakalım neler yapacak Fenerbahçe. Rahat bir maç olacak onun için. Onlar için artık kendisi de düzen bas topasında söyledi Ferrer'e. Bizim için bir numara şampiyonluk lig. Bakalım ne yapacaklar göreceğiz. Peki. Saat 20.45'te başlayacak bu karşılaşma ve daha önceki maçlarda çok fazla forma şansı bulamayan oyuncuların oynaması bekleniyor Fenerbahçe'de. Evet. Atilla Szalai'nin Chelsea'nin transfer gündeminde olduğuna dair çok sayıda haber var. Nasıl bakıyorsunuz evet, bu konuya? Yani o konuda şimdi hocaları devamlı konuşuyor. Yani bizim gazeteci olsun, fanatik bir arkadaşımız, dışarıda sorumlusu arkadaşımız konuştu. O da öyle tahmin ediyorum, öyle hissediyorum diyor. Kendisi diyor ben bir yere gitmiyorum diyor.
İlgileniyorlardır ama yani bir resmi bir şey şu ana kadar kulübe geldi mi, ona geldi mi, onu tam bir net bilemiyoruz. Ama kötü bir oyuncu değil. Sanki transfer ayında gündemde olacak. Tabii bir mutsuz da Fenerbahçe'den Yunanlı oyuncu Perkas. Onu da bu akşam yani ben bir sürpriz şekilde ona da şans verebilir diye düşünüyorum. Çünkü hoca seviyor böyle sürpriz oyuncuları köşede sağda solda bıraktığı oyuncuları oynatmayı. Perkas da pek mutsuz, o da devre arasında teklif gelirse değerlendirebilir diye düşünüyorum. Anladım. Muhtemelen onun da gitme niyeti var. Ve Rus takımları ilgileniyormuş onunla, doğru mu? Doğrudur. Rus takımları var. Lyon bir ara gündeme geldi. Spartak Moskova, diğer Rus takımları. Bayağı muskus yani. Her an gidebilir. Ama bakalım tabii ki şeye verecekleri paraya bağlı. Bu ara tabii de daha önce başkanın açıkladığı gibi transfer de yapabilir. Fenerbahçe'ye bir iki tane takviye yapacaklarını düşünüyorum. Puan farkı 12 tabii. Artık bundan sonra senin öyle bir lüksü de yok puan kaybedecek. Gaziantep maçı çok değerli bunlar için. Yani o maçta bir beraberlik bile bunları artık havlu attırabilir. Onun için Fener ne yapıp ya bugünkü maçtan en azından 3 puan alıp moralli bir şekilde lige Antep'e gitmek istiyor. Peki. Ferdi Kadıoğlu'yla yeni sözleşme yapmayı planlıyor mu Fenerbahçe sizce? O konuyu görüştüm hafta için yöneticilere. O konuda doğrudur. Fenerbahçe acele etmiyor ama oyuncu çok sıcak bakıyor. Olabilir. Ocak'ta masaya oturabilirler. Çünkü zamanı azaldı. O da Fenerbahçe sıcak bakıyor. Özellikle tabii Victor Ferrer'in gelmesiyle birlikte daha şans bulmaya başladı. Daha değişik yerlerde oynuyor. Orayı da öğrendi nasıl oynayacağını. Sanki bir yeni bir mukavele yapacaklar. Yeni bir mukavele olabilir. Evet. Ferdi Kadıoğlu'yla sözleşmesi biten başka oyuncular da var. Kaleci Berke onlardan bir tanesi. Ya Arda, Muhammed Müşkaya onlar. Doğrudur. Bu gençlere yönetim başta başkan olmak üzere hep sıcak bakıyor. Victor Pereira zaten bu oyuncular Fenerbahçe'ye ileride çok fayda olacağını düşündüğünü söylüyor. Onun için bu oyuncuları da mukavelelerini uzatabilirler. Peki. Bu arada transferden bahsettiniz sevgili Yusuf Dursun. Hangi mevkiler için transfer düşünüyor ve bu mevkiler için somut isimler var mı Fenerbahçe'nin önünde? Ya tabii şimdi isim, somut bir isim yok ama santrafor bir defa başta santrafor olacak. Sol beke olacak. Belki stoper olabilir çünkü orada zaman zaman sıkıntılar yaşıyorlar. Yani kimin dışında Serdar bir oynuyor, bir sakatlanıyor. Tam bir randıman veremiyor. Yani 2-3 tane oyuncu sanki alacaklar gibi duruyor. Özellikle dediğim gibi sol tarafa. Bekleyeceğiz, göreceğiz bakalım. Bakalım neler kimler alacaklar, hep birlikte göreceğiz. Evet. Peki. Yusuf abi var mı ekleyeceğin son bir şey? İşte artık maçı bekleyeceğiz. Şimdilik bir şey yok. Peki. Ağzınıza sağlık, daha ne olsun. Teşekkür ediyorum. Her şeyi anlattınız. Tamam, sağ olun. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Fenerbahçe bölümümüzde Kadıköy'de bu akşam 20.45'te başlayacak maç öncesi son bilgileri Yusuf Dursun aktardı. Fanatik'te yazıyor ve yıllardır Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor. 20.45'te başlayacak bu karşılaşma. Bakalım nasıl bir 11 ile sahaya çıkacak. Az önce bir 11'den bahsetti sevgili Yusuf Dursun. Berke, Tisseran, Kim, Zalai, Nazım savunma bloğunu oluşturacak futbolcular. Ya da işte Tisseran, Kim ve Zalai 3 tane stoper sağ ve sol kanat beki olarak Nazım'la Tisseran düşünülüyor belki de Nazım ya da diğer tarafta Samuel. Osay, Samuel, Nazım vesaire. Dörtlü mü, üçlü mü, nasıl bir blok oluşturacağı karmaşık. Ama genel itibariyle baktığımızda belki Tisseran, Kim, Zalai, Nazım, Sosa, Gustavo, Samuel, İrfan Can, Rossi ve Berisha 11 ile çıkması bekleniyor. Bu akşamki karşılaşmaya Fenerbahçe'nin teknik direktör Erdal Işıkar bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür. Kolay gelsin, yayınlar diliyorum. Sağ olun. Eksik olmayın. İyisiniz umarım hocam. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Harika. Sağ olun. Ben de iyiyim. Ne dersiniz? Fenerbahçe tabii çok iddiası olmayan bir maç oynuyor ama ülke puan açısından önemli. Bir de yani bu tür maçlar prestij maçlarıdır. Aynı zamanda bu tür maçlarda ortaya koyduğunuz iyi futbol, elde ettiğiniz sonuç bir sonraki maç için, yani size çok daha getirisi fazla olan maç için büyük bir moral, motivasyon kaynağı olur. Kesinlikle doğru söyledin Özgür. Şimdi baktığımızda Fenerbahçe'de puan açısından önemli bir maç değil.
ülke açısından önemli. Son maçında Lusbuk'u 4-0 gibi bir maç skorla yendiği için Fenerbahçe. Fenerbahçe sonuçtan ziyade oyunla, yani oyundan kastım işte heyecanlı, tempolu, gol pozisyonu üretebilen, bu Antep için maçı için de bir önemli. Yani işte çıkıştan ziyade bir seviye yakalaması lazım. Oyun anlamında bir seviye yakalaması lazım. O açıdan önemli. Yani özellikle kazandığı zaman ve iyi oynadığı zaman Antep'e de bir moralde gidecektir. Yani spor yapın en iyisi Fenerbahçe, yani büyük arasında. O anlamda da o açıdan önemli. Yani puan açısından çok önemli değil. O açıdan bakacaktır bakan oyuna. Yani yeter ki iyi oynasın, mücadele olsun. İşte gol pozisyonunu üretsin. Seyirci tatmin etsin. Son çok önemli değil bence. Tabii ki önemli. Yani puan açısından tabii ki önemli. Ama herkesin baktığı ilk önce sahadaki oyuncuların performansı olacaktır bence bu maçta. Doğru. Siz nasıl bir sonuç bekliyorsunuz Fenerbahçe adına bu akşam? Bence beraberlik bekliyorum. Yani şöyle beraber bekliyorum. Frankfurt'ta şimdi Frankfurt 11 puanı var. Olympiakos'un 9 puanı var. İkili avrajda Frankfurt iyi olduğu için beraberlik Frankfurt'u bir daha bitirecektir. Fenerbahçe'ye de dediğim gibi yani işte iyi futbol lazım. Ama bence beraberliğe daha yakın bir oyun olacak anlamında bence. Frankfurt'un beraberliğe ihtiyacı olduğu için beraber Frankfurt'a yetiyor. Yani. O açıdan bence beraberlik sonuç olur ama Fenerbahçe'nin mutlaka iyi oynanması lazım. Skordan ziyade Antep maçına özellikle giderken bir seri yakaladık. İmkâde etmesi lazım Fenerbahçe'nin. Peki. Hocam Pelkas niçin 11'de sürekli yer bulmuyor? Sizce Pereira neyi düşünüyor ya da Pelkas'la ilgili sorun nedir? Vallahi bence ben olsam Pelkas'la hayatta vazgeçmemizdir. Yani bana göre hem gol anlamında, hem asist anlamında, hem kayıt anlamında. Ama Pereira'na baktığımız zaman kenar başından beri bütün oyuncularla, yani A'dan Z'ye hepsinde belli sorunlar oldu. Sorunlar da oldu derken, yani Mesut'u da oynatmadı, Pelkas'ı da oynatmadı, diğer İrfan Kahveci'yi de oynatmadı, diğer oyuncuları da oynatmadı. Bak neler düşünüyor, neler yaşıyor onu anlamak mümkün değil. Ama bir Pelkas varken ben her zaman Pelkas'ı tercih ederim. Yani tabii şu anda o pozisyonda oynayan işte İrfan Can var, Mesut Özil var. Onları şu anda belki ilk etapta oynatıyor. Ama bence bir an önce eğer hedefe gidiyorsa Pelkas'ın mutlaka kazanması lazım. Pelkas'a da şöyle kazanması lazım Özgür. Yani bir maç 10-15 dakika Pelkas tarzı oynayacağız. 2 maç 3 maçta mutlaka oynaması lazım. Eğer kazanmak istiyorsan oyuncuları 3 maç mutlaka 3'te 90 dakika oynatması lazım. Pelkas ondan sonraki maçları göreceksin. Çok farklı bir şey. Çünkü yetenek kaybolan bir şey değil. Yani bu yetenek işte bir senede, bir ayda, iki ayda kaybolmaz yani. Mutlaka ortaya çıkar. Yetenekli bir futbolcu. Zaten biz onu daha önce ilk önce Pelkas'ı yazıyorduk geçen seneki yıllarda 11 yaparken. Şimdi yetenek kayboldu mu? Kaybolmadı. Ama mutlaka bir sorunlar var herhalde. Ben öyle istiyorum. Veya sorun olmasa da oyuncu oynamadığı zaman düşer Özgür. Maç temposu düşer, moral olarak düşer, maç kondisyonu olarak düşer. Düştüğü zaman da bu sefer verim azalır. Şu anda Pelkas o durumda. Ama ben tercihim her zaman Pelkas'ı mutlaka ben ilk 11 oyuncusu olarak oynatırım ben kendi adıma. Peki. Sayın Erdal Işıkar bizimle birlikte sohbetimiz devam ediyor. Hocam Galatasaray'ın Lazio deplasmanı için ne diyeceksiniz? Vallahi Özgür, ben Avrupa'da şu anda Galatasaray'ın yıllardan beri en önemli maçlarından biri olarak görüyorum. Tabii 3 skordan beraber ve Galatasaray'ın galibiyeti Galatasaray'ın lehine. Ama Lazio'ya baktığımız zaman da tabii Sarri gibi çok tecrübeli bir teknik adamı var. Liglere bakıyorsun, 25 puanla Lazio 8. sırada. Çok inişli, çıkışlı bir grafik sergiliyor. Çok da gol yiyen bir takım. Ama tabii bu tip maçlar çok zor geçecektir. Burada tabii en önemli bana göre Avrupa'da Galatasaray çok iyi savunma yapıyor. İşte Kerem gibi oyuncular da hızlıca yapıyor. Bu maçta ne oluyor? Avrupa'da baktığım zaman Galatasaray müthiş bir savunma yapıyor. Yani 11 kişi de takım halinde çok iyi savunma yapıyor. Burada belirleyici olarak bana göre Muslera, Kerem ve tabii Fatih Terim'in de performansı çok önemli. Özgür. Bakıyorsun Avrupa Kupası maçlarında müthiş motive, konsantre. Mesela buz kovasına hiç oturmuyor. Şaka gibi olacak ama bakıyorsun ligde genelde buz kovası ama Avrupa Kupası'nda asla çok motive, çok konsantre. Tabii çok zor maç olacak ama bence Kerem'in yanında ben mesela diğer tarafta da bilmiyorum diğer sosyalistler veya yorumcular ne diyor. Ben diğer tarafta da Babel veya Barış Alper'i oynatacağım. Forvet'te de yere başlayacağını düşünüyorum. Yani bir tarafta 11, Kerem, bir 11'de, tarafta... Bir Babel ve Barış Alper Yılmaz 11'de mi olur sizce hocam? Bence bir tarafta bir kanatta hızlıcıma çıkan Kerem,
Bir tarafta da Barış Alper olabilir. Veya Barış Alper olmazsa Babel olur diye düşünüyorum ben kanatlarda. Bu stada Cagne oynar diye düşünüyorum bu maçta. Hocam şu olabilir mi? Cagne, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve onların arkasında Sofyan Feghouli. O da olabilir. Ama baktığımız zaman Avrupa Kupası bu tip maçlarda, özellikle büyük maçlarda, yani Galatasaray Lig'de de Babel'i çok tercih ediyor Özgür. Yani orada Babel'de ne buluyor hoca? Yani taraftar tepki gösteriyor çünkü sonuç alan bir futbolcu değil. Bir tek işte Marsilya maçında sonradan girdi, düzgün bir vuruş yaptı ama genelde tercihlerini final noktalarında çok yanlış kullanıyor. Babel'de ne buluyor? Yani top saklama özelliği var, top tekniği iyi ama sonuca götüren bir oyuncu değil. Doğru. Fatih Hoca neyi düşünüyor sizce? Fatih Terim bence de şunu işe. Bir tarafta Kerem hızlı hücuma çıkan süratli bir oyuncu. Diğer tarafta da dediğim gibi Barış Alper, iki tarafı da süratli yapabilir. Ama bir tarafı süratli, diğer tarafı da Babel'i şundan tutuyor. İşte top Galatasaray'da kalması, top tutan, top saklayan, Galatasaray'da top kalmasını sağlayan bir oyuncu olduğu için bakıyorsun çok maçta, mesela büyük maçların çoğunda top kendi Galatasaray'da kalmasını sağladığı zaman hep Babel'i tercih etti. Belki çok önemli işler yapmadı Babel. Ama birebir de işte adam geçmede veya işte top sende kalmasını, orada kanatta süratli değil, oyun kurma anlamı, top sende kalması anlamı hep Babel'i tercih etti. Ben ondan diyorum, eğer top sende kalacaksa Babel'i veya diğer tarafta Kerem'i tercih edebilir, ama çok süratli iki oyuncuyla da başlayabilirse Kerem veya Barış Alper'le de başlayabilir düşünüyorum bu maçta. Anlıyorum. Hocam, santfor mevkini Mustafa Muhammed mi, Cagne mi? Siz Cagne dediniz ama niçin Cagne? Bu tür maçta Lazio gibi bir rakip karşısında. Şöyle, bana göre zaten daha diyorsa benim tercihim her zaman 3 forvetten Muhammed'den yana oldu her zaman. Muhammed'in özellikleri farklı. Ama Muhammed'in şu anda daha önceki maçlarda da olduğu gibi özgüven payı var. Ama Cagne çıkıyor, mücadele ediyor, savaşıyor. Daha özgüvenli, çok umursamaz tavırlarında takıma daha katkı sağlıyor. Ama psikolojik anlamda Muhammed biraz daha Cagne'nin gerisinde, çok böyle özgüveni, morali çok yerinde olan bir oyuncu. Çok kırılgan buluyorsunuz onu. Çok kırılgan, alıngan, evet. Cagne öyle değil. Cagne daha çok orada koşan, mücadele eden, savaşan bir oyuncu pozisyonda. Şu anda moralli de daha pek daha arzulu gibi. O açıdan ben Cagne ile başlar ama bilemiyorum tabii. Ama benim tercihim her zaman ben Muhammed'den yanayım yani. Peki. Bu arada Irak'ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan hain saldırı sonucunda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı diliyoruz diyor Galatasaray Kulübü yaptığı bir açıklamada. Evet, Allah rahmet eylesin gerçekten, evet. Çok üzücü bir olay tabii. Hocam var mı ekleyeceğin son bir şey? Valla son bir şey, burada tabii defansa da Mustafa çok önemli kişi şu. Burada en önemli oyuncuların biri Lazio Immobile. Yani ligde baktığımız en golcü oyuncu. 16 tane gol atmış. Çok dikkat etmemiz gereken bir oyuncu. Oynatacaklar hocam. Yani oynayabilir mi durumu net değil falan diye politika yapıyorlar final ama maçı, bence oynatacaklar. Final maçı oynatacaklardır bence de. Evet. Bir final maçı. İki tane sonuç bizim deyimize. Allah yardımcımız olsun. Yani gerçekten hem ülke puanı için hem Galatasaray. Yani playoff, Fatih Terim değil, playoff maçı. Yani ilk 16'ya kalacağız. Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımla oynamak çok zor gerçekten. Doğru. Burada iki sonuç bize yarıyor. İnşallah bir maçı en kötü beraber bitirip oradan birinci lider olarak oradan geri dönürüz diye düşünüyorum. Sayın Erdal Işkar fikirlerini sizlerle paylaştı. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Özgür. İyi yayınlar, kolay gelsin. İyi çalışmalar. Teknik direktör Erdal Işık'ın da söylediği gibi Galatasaray en azından berabere kalmalı. Ya da galip gelirse hem ülke puanı açısından çok büyük bir iş yapmış olur. Hem de 5 haftalık prestijini pekiştirir. Avrupa Ligi'nin en başarılı takımlarından bir tanesi grup aşamasında ve Avrupa'nın Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'ni düşündüğümüzde en az gol yiyen takımları arasında Galatasaray. Ama Lazio kazanırsa maalesef Galatasaray ikinci olarak grubu tamamlayacak. Ve sonrasında da bakın ne oluyor. 16 turuna doğrudan katılamıyor. Baraj maçı oynamak zorunda. Bu sezona kadar UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ilk 2'de bitiren takımlar son 32 turunda mücadele etme hakkı kazanıyordu. Ancak bu sezon Konferans Ligi'nin başlamasıyla Avrupa Ligi gruplarındaki takım sayısı 48'den 32'ye indi. Avrupa Ligi gruplarındaki takım sayısının 32'ye düşmesiyle grubunu ikinci bitiren takımları yeni bir senaryo bekliyor. UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci olan 8 takım Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü bitiren 8 takımla playoff mücadelesi verecek. Playoff mücadelesini kazanan 8 takım UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna katılmaya hak kazanacak. Eğer istemiyoruz ama eğer Galatasaray ikinci olursa işte Galatasaray'a çıkabilecek rakipler: Leipzig, Porto, Borussia Dortmund, Şerif Tiraspol, Barcelona, Villarreal, Sevilla ve Zenit. Hepsi de Şampiyonlar Ligi ayarında kurulmuş, bütçelerini buna göre ayarlamış
takımlar. Sizlerden izin istiyorum. Kısa bir reklam arası. Reklamların ardından programımız tüm hızıyla devam edecek. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Avrupa'dan futbol. İtalya. Derlincer, az önce bir yere el dedim ama bir... Burada bir sorun var. Atalanta Villarreal maçında kar yağışı maçın tamamlanmasını engelledi. UEFA Şampiyonlar Ligi F grubunda milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta evinde Villarreal'i konuk edecekti. Ancak mücadele yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi. İki takım gruptaki son maçlarını bugün oynayacaklar. Dolayısıyla Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinden bir tanesi ya Villarreal olacak ya da Atalanta olacak. Bu net değil ama diğer rakipler belli. Neydi? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde eğer ikinci olursa, ki biz bunu temenni etmiyoruz, karşısına çıkabilecek rakipler. Bunu söylemiştim. Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, işte Atalanta bir yere yerleşmesinden galip gelen takım bu akşamki maça bağlı olarak son derece zorlu rakipler Galatasaray'ı bekliyor. Ama Galatasaray'ın bir avantajı var. Lider olarak gitti. 3 puan önde ve lider olarak dönebilecek potansiyele, güce sahip olduğunu da geride kalan 5 haftada fazlasıyla göstermişti. Avrupa'dan futbol. İtalya. Avrupa'dan futbol. Fransa. Lille Şampiyonlar Ligi'nde turu geçen, sonraki aşamaya kalan takımlardan bir tanesi olmayı başardı. Hiç kuşku yok ki Burak Yılmaz'ın, Zeki Çelik'in, Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille, geçen sezonda Fransa Ligi'ni şampiyon bitirerek ön plana çıkan, Avrupa'da ön plana çıkan takımlardan bir tanesiydi. Şampiyonlar Ligi G grubundaki son maçında Almanya'da Wolfsburg'u mağlup etmeyi başardı. 11. dakikada Burak Yılmaz ilk golünü attı Lille'in. Opta verilerine göre Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi tarihinde 36 yaşından sonra bir sezonda 2 artı gol atan 6. oyuncu oldu. Diğer oyuncular Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, Didier Drogba, Filippo Inzaghi ve Laurent Blanc. Avrupa'dan futbol. Fransa. Radyo Spor. Leipzig, Porto, Dortmund, Şerif, Barcelona, Atalanta ya da Villarreal, ikisinden bir tanesi, Sevilla ve Zenit St. Petersburg Şampiyonlar Ligi'nde grupları üçüncü bitirip Avrupa Ligi için playoff oynama şansı elde eden takımlar. Bu takımlar Avrupa Ligi'nde grubu ikinci bitiren takımlarla eşleşecekler. 8'e 8. Değerli dinleyiciler, yeniden Beşiktaş bölümümüze dönüyoruz. Beşiktaş'ın yöneticisi Emre Koca da Sergen Yalçın'ın ayrılığıyla ilgili bir açıklama yaptı. Hep birlikte dinliyoruz. Ahmet Nurçebi Başkanlığı'nda yönetim kurulumuz olarak gerçekten çok zor bir dönemde Beşiktaş'ın tekrardan başına geldi başkanımız. Yönetime talip oldu. O süreçten itibaren çok zor bir süreçteki Beşiktaş'ı toparlama adına neler yapabiliriz? Onları düşündük, onları yaşadık her zaman. Ve Sergen Yalçın hocamız da Beşiktaş'ın evladı olarak, bizim planlarımızın bir parçası olarak doğru bir zamanda takımın başına geldi. Hocamızla beraber gerçekten belki bu takımdan hiçbir şey olmaz, bu kulüp ayağa kalkmaz dedikleri bir dönemde, 10 sene şampiyon olunamaz dedikleri bir dönemde ilk senemizde 2 kupa birden alarak çok büyük bir başarıya imza ettik. Yönetim kurulumuz, başkanımız, bizler, yoğun mesai, hocamız, teknik ekibimiz, oyuncularımız hep beraber bu süreçleri yaşadık ve gerçekten 2 kupa alarak hem camiamızı sevindirdik hem bizler çok büyük bir başarının altına imza atmış olduk. Hocamız da bu işin önderliğini yaptı teknik ekibiyle beraber. Tabii sene başında çok büyük ümitler, çok büyük beklentiler, şampiyon olmuş, 2 kupa almış bir takım olarak daha büyük beklentilerle bu sezona başlandı. İyi de bir kadro kurduğumuzu o gün itibariyle düşünüyorduk. İyi oyuncular, büyük isimler kadroya katıldı. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde, Türkiye Kupası'nda hedefe yürüyecek bir ekip olarak yola çıktık. Tabii yaşanılan süreçte geldiğimiz noktada ne bizim, ne camiamızın, ne hocamızın beklentilerini karşılayan bir sonuç olmadı. Tabii bir sürü faktör var ama bu yaşanılan süreçte
çok ciddi yıpranmalar da tabii beraberinde geldi. Biz de elimizden geleni hocamızın bizden talep ettiği dönemde gerek başkanımız olsun gerek bizler olalım. Burada Ümraniye'de hocamıza destek olmak için ne gerekiyorsa bu süreçte yaptığımızı düşünüyorum. 2 hafta önce de biz bir görüşme yapmıştık. Biz hocamıza orada güvendiğimizi tekrardan devam etmesi, denemesi gerektiğini zaten belirtmiştik. O da aynı şekilde ayrıldı ama tabii bugün itibariyle hocamız daha fazla Beşiktaş kulübüne, Beşiktaş camiasına zarar vermek istemediğini bizlere belirtti. Biz de bunu uygun gördük. Başkanımız, ben, hocamız bir toplantı yaptık. Tabii Sergen Yalçın Beşiktaş camiası için çok büyük bir isim. Çocuk yaşta bu kulübe gelip çok ciddi başarıların altında imzası olan efsane bir isim. Bugün itibariyle belki bu kapıdan çıktı. Efsane bir oyuncu olarak girdiği kapıdan efsane bir hoca olarak çıktı. Çok büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Hem Beşiktaş için hem Türk futbolu için. Bundan sonraki süreçte Sergen Yalçın için, hocamız için Beşiktaş'ın kapısı asla kapanmamıştır. Bugün belki bir ayrılık oluyor ama biz öpüşüp koklaşarak, helalleşerek burada bunu gerçekleştirdik. Bazen bu süreçler yaşanmak durumunda kalıyor. Bundan sonrasıyla alakalı değerlendirmelerimizi yapacağız. Beşiktaş kulübünü yeniden ayağa kaldırmak için, bulunduğumuz sürecin içerisinden çıkarmak için gerekli adımları atacağız. Ya tabii bizim şu anlamda bir B planımız yoktu yani hoca anlamında ama bugün itibariyle zaten biz bu noktada çalışmalara başladık. İnşallah iyi bir hocayla anlaşıp getireceğiz. Yani kısa bir süreç içerisinde hocayı katarız. Ya maddi konuluk bir durum yok. Bir tazminat süreci zaten maddesi yoktu. O noktada bir karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Yani o noktada maddi noktada bir itilaf olacak bir durum yok. Bizim zaten içeride kendi profesyonellerimiz var. Hocalık anlamında. Altyapıda hocalarımız var. Önder Hoca var. Büyük ihtimal o takım başında Önder Karabekir. Evet, çıkacaktır. Daha sonra zaten bu hafta içerisinde hoca adaylarıyla görüşüp kararı veririz. Tabii derbi öncesine yetiştirmeye çalışırız inşallah. Hiçbir isim üzerinde bir düşünme fırsatımız olmadı. Tabii ki bunu biz burada bu kulübü idare etmek için buradayız. Tabii ki yani bir ayrılık yaşandı. Burada biz üzerimize düşeni yapacağız. Gerekli görüşmeleri yapacağız. En iyisinin olması için elimizden geleni yapacağız ama şu an için herhangi bir isim yok. Tabii oyuncular da üzüldü çünkü geçen sene iyi bir sezon geçti. Çok başarılarla dolu bir sezon geçti. Hocamız da zaten veda etti oyunculara. Oyuncular da teşekkür etti. Öyle bir süreç yaşandı. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Trabzonspor Kaosi'yi transfer etti. Fil dişi sahilli oyuncu. Ay sonunda sözleşmesi bitecek olmasına rağmen erken geldi Trabzon'a. Bu Abdullah Avcı'nın planları arasındaydı. Onun bir an önce adapte olmasını istiyor. Tabii Afrika Uluslar Kupası'na gidecek çok sayıda oyuncusu var Trabzonspor'un. Bu da bir handikap olarak gözüküyor ama buna yönelik de planları var. Çünkü Kaosi transferi tek transfer olmayacak devre arası için Trabzonspor adına. Başka transfer operasyonları da var. Özellikle sol tarafa bir oyuncu almayı planlıyor Bordo Mavili takım. Bu arada Deniz Man'ın menajerinden bir açıklama gelmiş. Birazdan Avrupa'dan futbol, dünyadan futbol bölümümüze geçtiğimizde bunun detaylarını sizlerle paylaşırız. Trabzonspor'da dün kamuoyuna aydınlatma platformuna Jean Evrat Kaosi'nin için bu transferin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunulduğunu, görüşmelerin başladığını bildirdi. İsmini borsaya bildirdi oyuncunun. Fil dişi sahili oyuncunun Endamyan kentinde 25 Eylül 1994 yılında dünyaya geldiğini hatırlatmakta fayda var. Sol kanatta oynuyor. Tekniği ve hızıyla dikkati üzerine çekiyor. Teknik ve hızlı bir oyuncu, ayağına hakim. Asıl mevkisinin yanı sıra sağ kanatta oynuyor ya da forvet olarak da oynayabiliyor. Ve Kaosi iki ayağında etkili kullanıyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Kariyerine ülkesinin Monso takımında başladı. 2013'ün Ocak ayında Hırvat takımı Hajduk Split tarafından keşfedildi. Bedelsiz olarak transfer edildi Kaosi. 2015 Şubat ayında 2 milyon euro bedelle Çin'in Shanghai takımına transfer oldu. Kaosi 6 ay sonra bu kez aynı ülkenin Shanghai Port Reservers takımına imza attı. Burada da kısa süre kaldı. 2016'nın Ocak ayında ise yine eski takımına geri döndü. Ve 31
Aralık itibariyle, yıl sonu itibariyle sözleşmesi sona eriyor. Serbest statüde oyuncu transfer oluyor Trabzonspor'a ama tabii kulübüyle karşılıklı iyi niyet çerçevesinde bir görüşme yapıldı ve onun buraya gelip antrenmanlara çıkmasına izin verildi. Teknik direktör Levi Çelik Sözcü'de yazıyor. Trabzonspor'un formasını futbolculuğunda başarıyla giymişti biliyorsunuz bizimle birlikte. Levi abi hoş geldiniz, merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar, iyi çalışmalar. Ben de iyi çalışmalar dilerim, kolay gelsin Levi abi. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Ne dersiniz bu transferi, nasıl gördünüz Trabzonspor adına? Şimdi Apo Hoca'yla uzun bir sohbetimiz olmuştu. Böyle sohbet sırasında kanat oyuncusuna ihtiyacı olduğunu söylemişti. Özellikle Cervinho'nun sakatlanmasından sonra forvet hattında özellikle kanatlarda Vakayeme ve Canini olmadığı zaman kanat oyuncusunun az olduğundan, Yusuf Sarı'nın dahil olduğunda istenilen performansı zaman zaman ortaya koysa bile oranın o bölgeye bir tane daha oyuncu ihtiyaç olduğunu Apo Hoca uzun zamandır istiyordu. Ve şu an gördüğümüz gibi yapılan transfer son derece doğru gözükmekte. Alınan sporcuyu incelediğimizde gerçekten Trabzonspor'da Cervinho'yu aratmayacak bir kanat oyuncusu olduğunu görmekteyiz. Eğer kısa sürede form tutarsa Trabzonspor için çok doğru bir transfer olduğunu görmekteyiz. Fakat ben yine şunu görmekteyim tabii bir futbol adamı olarak. Bana göre Trabzonspor bir santrofora almalı. Çünkü Canini ve Kolianus sakatlandığı zaman veya Kolianus sakatlandığı zaman Trabzonspor santroforsuz kalıyor. Canini merkez direkt santrofor değil. Tek başına oraya taşıyamaz. Oraya mutlaka bir tane merkez santrofor alınmalı diye düşünüyorum. Yapılan bu transfer Trabzonspor için devre arası için yeterli olmayabilir. Bu mevcut durumu eğer korumak istiyorsa, çünkü Kolyani sakatlanıyor ve performans olarak çok üst düzeyde değil. 60 olduğu 80 golün 40 golünü kafayla atmış. Bugünkü futbol istemlerinde en iyi taktik olan kontratak futboluyla kendi özellikleri bağdaşmıyor, pekişmiyor. Yani kontratak oynamanız biraz zor ama oyunu sete çevirip sağlı sollu kanatlardan orta yaparsanız kollarınız etkili oluyor. Dediğim gibi o yüzden Trabzonspor'un çok başarılı bir transfer yaptı ama bir tane daha santrafor mutlaka almalı diye düşünüyorum. Peki bir santrafor daha gelecek. Trabzonspor'un ligdeki gidişatını nasıl buluyorsunuz? Şimdi tabii rakipleri de sürekli puan kaybettiği için Trabzonspor'un şampiyonluğuna neredeyse kamuoyunda garanti gözüyle bakılıyor. Siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi evet, rakipler çok puan kaybettiği için özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ciddi bir puan farkı. Bir de tabii Trabzonspor'un 27 maçlı yenilmezliği ve 24 maçlı deplasmanda yenilmezliğini düşünürsek kolay kolay yenilmeyen bir takım. Ve çok mükemmel bir futbol oynamasa bile ama özellikle takım savunması ve savunmada çok önemli oyunculara sahip ve hata yapmıyorlar. Alan, adam markajında, ters kademelerde rakibe pozisyon vermiyorlar. Baktığınız zaman Edgar'la Hugo gerçekten o yan toplarda, atılan yan toplarda birbirinin kademesine mükemmel gidiyorlar. Hatta ben bir yorumda şunu söylemiştim. Fenerbahçe'nin atmış olduğu, Rizespor atmış olduğu 2-3 golü Trabzonspor yemezdi. Trabzonspor defansı yemezdi. Çünkü oradaki stoperler hep orada yanlış pozisyon alıyor. Birbirlerinin kademesine girmiyorlar. Doğru bir alan ve adamları takip etmiyorlar. Yani alan markajında, adam markajında kademede çok eksikler. O yüzden Trabzonspor rakibe çok oynamasa bile rakibe net pozisyon vermiyor. Yani verdiği pozisyon hep böyle karambolden, şuradan buradan pozisyonlar. Bu da Trabzonspor için çok büyük kazanım. Eğer ilk yarı bu puan farkı korunursa ikinci yarı için Trabzonspor'un şampiyon olma şansı tabii çok yüksek. Şu anda yüksek. Çok büyük bir avantaj yakaladı ama dediğim gibi çok uzun maç trafiği var. Yaklaşık 19-23 maç var. Yani çok büyük avantaj korunup kullanırsa yapacağı iki tane daha takviye ile Trabzonspor ikinci yarıda bu puan farkıyla girerse şampiyonluğun şampiyon olacağını söyleyebiliriz.
Lem abi, bir sol tarafa bir oyuncu defansif özelliği güçlü, bir de bir forvet daha olması gerekiyor dediniz değil mi? Evet, orta sahası çok güçlü. Orta sahaya ihtiyaç yok. Türkiye'nin en iyi orta sahası ve hem defansif hem defansif, ofansif ve defansif orta sahası Trabzonspor'da. Yani Basret Akas, Abdülkadir Ömer, Hamsink ofansif mükemmel. Berat Boyz, Siopis defans için çok önemli, çok iyi. Orada oyuncuya ihtiyaç yok ama belki bir sol bek olabilir. Bir de bana göre sol bek de sorunu transferle çözüyor gibi. Sol bek olabilir ama bir santrfor kesinlikle şart. Evet. Trabzonspor Antalya Spor'un konuğu olacak 16. haftada Süper Lig'de. Şimdi bir haber var. Sizinle ve dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Beşiktaş Sergen Yalçın'la yollarını ayırdı. Almanya'da yayın yapan Sport Bild gazetesine göre Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Daniel Farke olacak. Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City'nin teknik direktörlüğünü yaptı. Alman çalıştırıcı. Kasım ayında istediği sonuçlar alınamadığı için Norwich City ile yollarını ayırmıştı. Haberin detaylarında Fark da Beşiktaş'ın 48 saat içerisinde resmi anlaşmaya varacağı iddia ediliyor. Son derece iddialı bir haber olmuş. Ne diyorsunuz bu duruma, Beşiktaş'taki duruma? Beşiktaş'ta bence içeride büyük sorunlar olabilir. Dediğim gibi takım ruhunu kaybetti. Takımı bir an önce toparlayacak ve çok önemli bir liderlik yapabilecek bir teknik direktöre ihtiyaç vardı. Tabii Beşiktaş yönetim kurulu bu hoca değişiminden almış olduğu hoca bir Alman mantalitesine sahip bir hoca. Son dönemlerde baktığınız zaman gerçekten Alman teknik adamların Avrupa'daki başarılarını görmekteyiz. Dediğim gibi bakıyorsunuz ki işte Chelsea'nin hocası, Liverpool'un hocası ve bunun yanında Almanya'daki Bayern Münih'in, Almanya'da çalışan çok genç teknik adamların hepsi çok başarılı. Bu yüzden bir Alman tercihi, Alman mantarası tercih etmeleri doğru olabilir. Ama önemli olan bence o takım ruhunu tekrar, o Beşiktaş'ı çok o coşkulu, tempolu, iştahlı, çünkü %100 her maç taktik ve oyun disiplini içerisinde rakibi ezmeye çalışan, tam kapasitesini ortaya koyan bir takım ruhu yaratıp tekrar eski günlere döndürmek. Temennimiz inşallah bu Alman tekniklerden de bunları başarır. Peki. Benim size sorabileceklerim bu kadar. Ekleyeceğiniz bir şey varsa onu da alabiliriz Selami abi. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim. Bir kez daha hatırlatıyorum değerli dinleyiciler. Almanya'dan bir haber geldi. Beşiktaş'la ilgili olarak bir iddia gündeme geldi. Bunun detaylarını bir kez daha yineleyeceğim ama öncesinde hatırlatalım. Trabzonspor bölümümüzde teknik direktör Lemi Çelik vardı. Sözcü gazetesinde sadece Trabzonspor değil, diğer takımları Beşiktaş'ın, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da yazıyor. O bakımdan Beşiktaş'la ilgili fikirlerini sordum. Alman basından Sport 1'in haberine göre Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Daniel Farke olacak. Son olarak İngiltere Premier Lig'de Norwich City'de çalışmıştı ama ayrıldı oradan. Haberin detaylarında 48 saat içerisinde bu işin biteceğinden bahsediliyor. Beşiktaş'ın as başkanı Emre Kocadağ'ın yeni dönemle ilgili söylediklerini az önce dinledik. Diyor ki hoca anlamında bir B planımız yoktu ama bugün itibariyle bu noktada çalışmalara başladık. İnşallah iyi bir hocayla anlaşacağız. Kısa bir süre içerisinde teknik direktörümüzü kulübümüze katarız diyor. Ve programımızın başında konuştuk. Beşiktaş'ın şu an itibariyle ağırlıklı olarak yabancı, ismi çok fazla ön plana çıkmamış yabancı bir teknik direktör üzerinde düşündüğünden bahsediyor. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Futbol, dünyadan futbol. Beşiktaş transfer döneminin son günü Miralem Pjanić'i Barcelona'dan kiralamıştı. Miralem Pjanić Koeman, o dönemin teknik direktörü Koeman yönetiminde çok fazla forma şansı bulamadığı için mutsuzdu orada. Bosna Hersekli futbolcu Barcelona'dan kiralık olarak geldi Türkiye'ye ancak istediği performansı sergileyemedi. Tabii takımın istediği sonuçları alamaması da bunda etkili. Çünkü bireysel performanslar iyi olsa bile takım kötü sonuçlar alıyorsa bu ön plana çıkmıyor. Şimdi Jurnal gazetesi var. Sırbistan'da yayın yapıyor. Bu gazete bir haber ortaya atmış. Bence bu haber aslında somut kaynaklara dayanmıyor da Türkiye'de yapılan yorumlara istinaden kaleme alınmış bir haber. Bu habere göre Beşiktaş devre arasında Miralem Pjanić'in kiralık kontratını feshedecek. Ve oyuncu da takımına, Barcelona'ya geri dönecek. Haberde
Yıldız futbolcunun Beşiktaş'taki düşük performansına vurgu yapılıyor. Siyah beyaz ekibin Pjanić için fiziksel durumundan memnun olmadığı dile getirilmiş. Pjanić için Beşiktaş'a imza atmasındaki temel kriterlerden olan Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların da ayrılığı tetikleyen bir etken olduğu söyleniyor. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçtan da yenilgiyle ayrılarak turnuvaya puansız olarak veda etmişti. 11 maçta 4 tane gol pası verdi Miralem Pjanić. Mevcut kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Tarafların anlaşması durumunda oyuncunun ara transfer döneminde de kulüpten ayrılması mümkün. Şimdi tabii Pjanić Barcelona'ya geri döner mi? Yeni teknik direktör Xavi bu konuda ne diyor? Bütün bunlar da bilinmeyenler. Barcelona'nın böyle bir oyuncuya ihtiyacı var mı? Ortalanda fazlasıyla oyuncusu var. Ama şunu söyleyebiliriz. Nico, Gabi, Busquets, De Jong, Ricky bunlar oynayabilecek seviyede oyuncular ama şu anda Sergi Roberto sakat. Alternatifi arttırmak bakımından Barcelona belki Miralem Pjanić'i çağırabilir Sergi Roberto'nun sakatlığına endeksli bir biçimde ama zaten aynı mevkide hemen hemen aynı mevkide oynayan aynı işlevi gören çok sayıda oyuncusu var. Az önce söylediğim gibi Barcelona'nın mevcut kadrosunda Nico, Gabi, Busquets, De Jong ve Ricky. Busquets'in varlığından dolayı zaten Koeman hep yedek düşünmüştü Miralem Pjanić'i. Bu da bu kararda Miralem Pjanić'in fazlasıyla içerlemesine, Koeman'a içerlemesine sebebiyet verdi ve Beşiktaş son dakikada devreye girerek jet bir operasyonla kiralık olarak oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Ve bununla birlikte Kyle Larry'nin Beşiktaş'tan ayrılıp İngiltere Premier Lig'e gideceği yönünde bazı haberler var. Brighton Hove Albion takımının transfer listesinde ama West Ham United, Everton gibi hatta Southampton gibi West Ham United ve Everton'a ayrıca söylüyorum. Bu iki daha yüksek profilli takımın da oyuncuyu ısrarla izlediğinden bahsediliyor. Yine İngiliz basınında Kyle Larin'le de yeni sözleşme meselesi konusunda uzlaşma sağlayamamıştı şu ana kadar Beşiktaş. Elbette ki Çin Süper Ligi'nde yaprak dökümü devam ediyor. Çin Süper Ligi'nden çok sayıda oyuncu ayrılmaya hazırlanıyor. İşte Kaosi ayrıldı ve Trabzonspor'a geldi. Guangzhou Evergrande'den ayrılacak bir oyuncu var, Alan. Bir dönem Galatasaray'ın transfer listesindeydi. Hatta transferi gerçekleşti, gerçekleşmek üzere şeklinde haberlerinde konusu olmuştu. Alan'la birlikte Elkeson da kulüpten ayrılacak ve Brezilya'ya dönecek bu oyuncular. Çinli gayrimenkul devi Evergrande'nin 300 milyar doların üzerindeki borcu piyasalarda büyük etki gösterdi. Şirketin futbol kulübü de zor günler geçiriyor. Bir dönem Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Alan Carvalho ve bir başka Brezilyalı futbolcu Elkeson sezon başlamadan önce kulüpten ayrıldı. Her iki oyuncu da ülkesine döndü. Çin ekibinde yakın dönemde Paulinho, Anderson Talisca ve Ricardo Goller da kulüpten ayrılmıştı. Guangzhou Evergrande'den ayrılan Alan ve Elkeson'un Çin vatandaşlığı var. İki futbolcu da aynı zamanda Çin milli takımında forma giydiler. Alan şu ana kadar 8 kez giydiği Çin formasıyla 3 gole imza attı. Elkeson'sa milli formayla çıktı. 13 maçta 4 tane gol attı. Futbol, dünyadan futbol. Az önce aktardım. Farkın Alman teknik direktörün Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia ediliyor. Ama o kadar çok isim var ki Beşiktaş'ın ilgilendiğinden bahsedilen tam bir teknik direktör enflasyonu yaşandı. 2 saat içerisinde Sergen Yalçın ayrılığı ortaya çıktıktan sonra 2 saat içerisinde gerçek anlamda bir teknik direktör enflasyonu yaşandı. Okan Buruk'ta bir görüşme yapıldığından bahsediliyor. Şenol Güneş'in tekrar döneceğinden bahsediliyor ama Şenol Güneş'in bir açıklaması var. Daha önce söyledim, milli takımdan ayrılırken sezon içerisinde bu sezon dahilinde bir takım çalıştırmayı düşünmüyorum dedi. Ahmet Nurçebi işte Trabzonlu olmaları, Trabzon kökenli olması nedeniyle Şenol Güneş'le çok iyi ilişkilere sahip ve Şenol Güneş'in Beşiktaş teknik direktörü olmasına belirleyici olmuştu. Aynı ilişkiler devreye girer, Şenol Güneş ikna edilir mi bilemiyorum. Bana uzak bir ihtimal olarak geliyor. Şimdi enflasyondan bahsetmiştik. Beşiktaş o teknik direktörle görüştü, bu teknik direktörle görüştü. Gerçekten gündemde bu var, şu yok falan filan deniyor ama şimdi bakıyorum bir sıralama yaparsak. Nuno Espirito Santo, Portekizli teknik direktör, son olarak Tottenham'da çalışmıştı. Beşiktaş'ın gündeminde haberlerine konu oluyor. Barcelona'dan ayrılan ya da kovulan Ronald Koeman'ın yine Beşiktaş'ın ilgilendiği isimlerden bir tanesi olduğu iddia ediliyor. Kike Setien son olarak Barcelona'da çalışmıştı. Yine Beşiktaş'ın gündeminde olduğuna dair haberlere konu olmuş. Lucien Favre, hangi büyük takım teknik direktör ararsa Lucien Favre her zaman o takımın gündeminde oluyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor hepsinin var. Lucien Favre'yi de unutmamışlar. O da listede var. Ve Paulo Fonseca son olarak Roma'da çalışmıştı. Ernesto Valverde
İspanyol teknik direktör, Barcelona'da çalıştı. Şenol Güneş, Jesse Marsh, son kulübü Leipzig. Bu olmasa şaşırdım zaten. Andrea Bias-Boas, ama Fenerbahçe gerçekten ilgilenmişti yaz döneminde Bias-Boas'ta. Fakat bunun maaş standardı yüksek. Andrea Bias-Boas da yine Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden bir tanesi olarak gösterilmiş. Okan Buruk son olarak Başakşehir'i çalıştırmış ve şampiyon olmuştu. Ve Aykut Kocaman, enteresan. Aykut Kocaman Başakşehir'den ayrılmıştı. O da Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğuna dair haberlere konu oldu. Aykut Kocaman bildiğim kadarıyla Fenerbahçe'de futbol oynamaya başlamadan önce Beşiktaş'ı tutuyordu. Yani çocukluğunda Beşiktaşlıydı. Ama tabii Fenerbahçe'ye geçtikten sonra profesyonelce Fenerbahçe'ye hizmet etti. Çağdaş Atan Beşiktaş'ta bir dönem forma giydi. Sonra Alanya Spor'u çalıştırdı. Ersun Yanal Antalya Spor'dan ayrılmıştı. Ve Yalçın Koşukovak Kayseri Spor. Samet Aybaba Beşiktaş'ın kaptanlığını yaptı. Beşiktaş'ta teknik direktörlük de yaptı. Son çalıştığı takım Adana Demirspor. Tayfur Avuççu, o da Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptı. Kasımpaşa'da çalışmıştı son olarak. Tamer Tuna Beşiktaş'ın oyuncusuydu. 100. yıl şampiyonluk kadrosunda vardı. Antalya Spor'da çalıştı son olarak. Ve Mehmet Özdilek. İşte bu uzun liste içerisinde gerçekçi olan tek isim bana göre Mehmet Özdilek. Son olarak Erzurumspor'da çalıştı. Her zaman net bir biçimde Beşiktaş teknik direktörü olmayı arzu ettiğini söyledi. Ben Mehmet Özdilek'in çok güçlü bir aday olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Beşiktaş yöneticileri yabancı bir teknik direktör üzerinde düşünüyor deseler de ben Mehmet Özdilek'in ekibiyle birlikte Beşiktaş teknik direktörlüğüne her zaman talip olduğunu ve bu dönemde en güncel aday olduğunu düşünüyorum. Son olarak Erzurumspor'da çalışmıştı. Biliyorsunuz Mehmet Özdilek aynı zamanda Beşiktaş'ın divan kurulu üyesi. İnanması zor ama İsmail Kartal'ın da Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayları arasında gösterildiğini görüyorum. Tabii Beşiktaş'ın eski futbolcularından İbrahim Üzülmez, o da listeye eklenmiş. En son Ankara Gücü'nde çalışmıştı. Yeniden Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Bu kez Beşiktaş'ın eski futbolcusu, Beşiktaşlı Eski Sporcular Derneği'nin başkanı Süleyman Oktay bizimle birlikte. Süleyman abi hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk Özgürcüğüm. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim. Ne diyorsunuz? Sergen Yalçın ayrıldı. Yeni dönemde Beşiktaş kiminle devam edecek sizce? Allah, Sergen Hoca'nın ayrılığı tabii ki sürpriz olmadı. Bekleniyordu Özgürcüğüm. Yani bu artık hayırlı olsun diyelim Beşiktaş camiasına. Ama tabii ki beklentiler karşılanmadı. Bu sezon en azından ikinci şampiyonluk isteniyordu. Şu an şampiyonluk durumundan da yukarılardan da çok uzak olan bir Beşiktaş'ı görüyoruz. Yani bir de tabii ki takım hakikaten çok kötü gitti. Yani bu değişiklik hem Sergen Hoca tarafından ona da hayırlı olsun. Belki de o da bir dinlenme ihtiyacı vardı. O da artık bir kafasını dinler, ondan sonra önüne bakar. Hocalık serüvenine tekrardan başlar, devam eder. Ama tabii ki Beşiktaş kulübü de çok önemlidir. Buradan şahıslar gelip geçicidir ama kulüp her zaman oradadır. Yani kulübün iyi olması çok daha önemlidir. Yani bu bakımdan da eğer bu görevi hakikaten layıkıyla yapacak, çok iyi becerecek, iyi yapacak bir hocayı buldukları takdirde de şu an anlaşmayı yapacaklar diye düşünüyorum. Zaten sezon başı hepimiz demedik mi kadro çok iyi, bu gelen transferler çok iyi ve de geçen senenin şampiyonu olan bir Beşiktaş, üstüne de takviyelerle daha da güçlü bir Beşiktaş. Yani aslında gelen hoca iyi motive olursa kendini tabii ki muhakkak motive de olacaktır. Kendini de verecektir. Yeni gelmiş haliden Beşiktaş kulübü, burası Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Yani başarılı olmaması için ben bir neden görmüyorum. Artık ondan sonra da eğer bir futbolcularda bu kadar vurdum duymazlık sahada gözükürse, şimdi Kasımpaşa maçına baktığın zaman, Dortmund maçına baktığın zaman Özgürcüğüm, ben futbolcularda hakikaten bir vazgeçmişlik gördüm. Bir disiplinsizlik, bir bırakmışlık gördüm. Yani yani şöyle desek yanlış olmaz. Sanki bir şeyi sabote ediyorlar gibi bir takım izledim ben iki maç. Yani olmayacak bir şey. Beşiktaş'ta teknik böyle şeyler olmaz. Futbolcu ilişkileri, en azından belli futbolcularla teknik direktör ilişkileri bütünüyle kopmuş muydu sizce? Kopmuştu Özgürcüğüm. Yani bu değişim tamam, hakikaten bence de zamanı gelmişti bunun. Çünkü Sergen Hoca'nın da devam etmesi
onu da çok daha fazla yıpratabilirdi. Kariyeriyle ilgili daha zor durumlara girebilirdi, daha zor durumlara sokabilirdi. Yani bu ne olabilirdi? Tribünlerinde olumsuz yaklaşımları başlayabilirdi yani. O bakımdan Sergen Hoca zamanında bırakmıştır. Sergen buranın çocuğudur. Her zaman buranın kapısı ona açık olacaktır. Ama muhakkak o da kendini bundan sonra geliştirerek gitmesi gerekiyor. Ve de ben şöyle bir şey de gördüm. Yani Sergen Yalçın'da da bir vazgeçmişlik, bir bıkkınlık, bir bırakmışlık. Onda da gördüm. Haliyle bu futbolculara da sirayet etti. Tabii ki futbolculara... Süleyman abi sözünüzü kestim ama devam edelim. Fakat at yarışı varmış sırada. Yarışı dinleyelim. Ardından tekrar bağlantı tamam. Kuralım. Az sonra birlikteyiz. Tamam Özgür. Sosyal Basit Tek Adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Derlinger, Alman basını Beşiktaş'ın Fark'ta Alman teknik direktörle görüştüğünü söyledi. Daniel Fark biliyorsunuz Norwich City'de çalıştığı bir ay önce takımından ayrılmıştı. 45 yaşında. Sayın Süleyman Oktay fikirlerini sizlerle paylaştı. Teknik direktörle bazı futbolcu arasında çok ciddi bir iletişim problemi vardı. Son Kasımpaşa, son Dortmund maçlarında bu net bir biçimde sahaya yansıdı dedi. Tekrar bizimle birlikte. Süleyman abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgürcüğüm. Bu ismi duydunuz mu siz? Beşiktaş bu isimle mi görüşüyor Alman teknik direktör Fark'la? Vallahi ben de senden duydum Özgür. Ya muhakkak tabii ki girişimleri vardır ama... tabii ki yeni gelen hoca hep böyle deriz ya, bir alışma süreci olabilir, ülkeye alışacak, insanlarımıza alışacak, bizim futbol iklimimize adapte olacak ama belli bir süre muhakkak geçecek. Ya gönül ister ki tabii ki bizim bu futbol iklimimizi bilen, buradaki kulüpleri bilen, ligimizi iyi bilen, futbol kapasitemizi iyi bilen hocalardan biriyle anlaşılabilse diye ben de benim gönlümden şahsen, yani hem Beşiktaş'ı bilen hem de Türk futbolunu bilen bir hoca olsaydı çok iyi olurdu. Bu işler tabii ki ön görünümlü olmaz. Bilip bilmeyen bir hoca gelir, o da başarılı olabilir ama buradaki bir hocanın, iyi bir hocanın, buraya Türk futbolunu bilen birinin gelip başarılı olması bence daha kolay olur. Çünkü Beşiktaş kadro olarak hepimiz taraflı tarafsız ne diyorduk Özgür? Beşiktaş bu senenin tartışmasız şampiyonluğa en büyük adaylarından biri dedik. Evet. Sonra Trabzon girdi devreye, iyi oynamaya başladı, puanları topladı. Bir müddette ne dendi? Bu sene ligin favorileri Beşiktaş ve Trabzon dendi. Kimsenin ummadığı bir şey oldu. Yani Beşiktaş hakikaten herkesi şaşırtacak derecede puanlar kaybetti ve kötü futbol oynadı. İşte futbol da bunun için cazip oluyor ve de futbolun sevildiği taraf bu. Sürprize açık olması, öngörünüm yapamıyorsun. Yani o bakımdan da Beşiktaş şöyle diyebiliriz, herkesi ters köşe yaptı. Ama bu demek değil ki bu takım toparlanır. Belki Sergen Hoca ile bu sene iyi bir gidiş olmadı. Belki evet aralarında futbolcularla belki bir iletişim bozukluğu baş gösterdi. Bunların hepsi tamam ama disiplinli, işine sahip bir hoca geldiği takdirde bu takımın toparlanmaması... Peki yabancı mı yerli mi olacak sizce? Vallahi Özgür hepimiz bekleyeceğiz işte şimdi. Mehmet Özdirek'in şansı nedir sizce? Ya Mehmet Özdirek de, Mehmet Hoca da buranın çocuğu. Mehmet ya Sergen olduğuna göre, Sergen Yalçın yaptığına göre Mehmet Özdirek de buranın hocası olabilir. Evet. Rıza Çalınbay olabilir. Samet Aybaba ile tekrar görüşülebilir. Yani bunlar düşünülebilir ama ben şimdi bu isimleri verip illa ki bunlar olacak diye demiyorum. Muhakkak bana bir destek olan da şu an vardır ama belki de kızan da vardır ben böyle bu isimleri söylüyorum diye. Ama benim demek istediğim şu. Hakikaten Türkiye liglerinin farklı oynanan bir futbolu var. Farklı bir iklimimiz var bizim. Yani medyasıyla, yöneticisiyle, taraftarıyla, ya biz yoğun bir futbolcuyu gördüğümüz zaman omuzları alıp selfiler çektiren ve ona neler ısmarlayacağımız için şaşıran bir milletiz. Yani bizim çok farklı bir iklimimiz var. Yani burayı bilen biriyle olması bence çok daha iyi olurdu diyorum.
Özgürcüm yani. Peki. Çok teşekkür ederim Süleyman abi. Varsa ekleyeceğin son bir şey onu da alabiliriz. Sağ ol Özgürcüm. İnşallah hayırlı olur Beşiktaş için. Peki. Bir kez daha teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim size. Sağ ol. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar. Değerli dinleyiciler, bir kez daha hatırlatıyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz grupta son maçlarına çıkıyorlar. Önce Fenerbahçe 20.45'te Sırp hakem Jovanović'in yöneteceği maçta Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı Fenerbahçe. 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D grubunun 3. bitirmesi kesinleşti. Yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda devam edecek. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Eintracht Frankfurt karşısında fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor. Programımızın ilk bölümünde konuşmuştuk. Sarı lacivertler Almanya'daki ilk maçta 1-1 berabere kaldılar. Rakibini mağlup ederek taraftarını sevindirmek ve Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek amacında çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Ener Balencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da bu maçın kadrosunda değiller doğal olarak. Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt Avrupa Kupalarında 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım Avrupa'da ilk kez 2006-2007 sezonunda birbirlerine rakip oldu. İstanbul'da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bu sezonsa D grubunun ilk haftasında yapılan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı. Bakalım nasıl bir 11 ile sahaya çıkacak Fenerbahçe bu karşılaşmada. Bu arada Çaykur Rizespor'un başkanı Tahir Kıran, biz Fenerbahçe maçına 3 puan almak için geldik fakat olmadı. Fenerbahçe'nin arka bahçesi değiliz dedi. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'da oynayan iki kaleciye, önce Gökhan Akkan birinci kaleciye, olmazsa Tarık'a talip olduğundan bahsediliyor. Tarık ikinci kaleci pozisyonda Çaykur Rizespor'da. Ancak Fenerbahçe altyapısından yetiştiği, biliyorsunuz Fenerbahçe'nin altyapısından yetiştiği için Fenerbahçe'nin de iyi tanıdığı, bildiği bir kaleci. Bakalım Pereira'nın bu akşamki tercihleri ne yönde olacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Ve bu arada Serdar Dursun'la ilgili bir haber var. Serdar Dursun Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 4-0 yendiği maçtan sonradan oyuna girip 3 tane gol atmıştı. Bu sezon 5. golüne imza attı. Türkiye'deki ilk dönemi beklentilerinin uzağında kalmıştı. Şanlıurfa Spor kariyeri ise orta sahadan röveşata denemesinin ardından kısa sürmüştü. Serdar Bundesliga 2'de kendini ispat etti. Orada gol kralı oldu. Almanya'da doğdu büyüdü biliyorsunuz, Hamburg şehrinde. Futbola Concordia Hamburg altyapısında başladı. Daha sonra Hannover 96'ya geçti. 2011-2014 sezonunda Eskişehirspor'la anlaştı. 2011-2012 sezonunda, 2013 yılında ise Şanlıurfa Spor'a kiralık olarak gitmişti. Değerli dinleyiciler, Serdar Dursun. İlginç bir hikayesi var ama Fenerbahçe'ye geldi. Eleştiriliyor olmasına rağmen sonradan girip 3 gol attığı Çaykur Rizespor maçını saymıyorum. Bundan önce bulduğu şansları da bence iyi değerlendirdi ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Ama gördüğüm o ki Fenerbahçe devre arasında bir forvet transferi yapacak değerli dinleyiciler. Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Young Boys maçında Ralf Rangnick'in yaptığı oyuncu değişikliği taraftarların memnun olmasını sağladı. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi United, biliyorsunuz. Son maçta Young Boys'u Old Trafford'da konuk etti. İngiliz temsilcisinin geçici menajeri Ralf Rangnick, İsviçre ekibi karşısında rotasyon ağırlıklı bir kadroyla takımını sahaya sürdü. 9. dakikada Mason Greenwood'la 1-0 öne geçti Manchester. 42. dakikada Fabian Ryder'la skoru 1-1'e getirdi Young Boys ve karşılaşma skordan çok Ralf Rangnick'in yaptığı kaleci değişikliğiyle konuşuldu. De Gea maç kadrosuna almadı. İspanyol kaleci direkt kalecisi Manchester United'ın ve sürekli oynuyor biliyorsunuz. Young Boy karşısına Dean Henderson'ın kalede olmasını tercih etti. Dean Henderson'ı kaleye koydu ancak maçın 68. dakikasında Alman teknik adam Heaton'ı yanına çağırdı ve Henderson'ı kenara alıp 35 yaşındaki oyuncuyu sahaya sürdü ve onun da Şampiyonlar Ligi'nde maç oynamasını sağladı. 35 yaşında Heaton için tarihi anlar yaşandı. Futbola Manchester United altyapısında başladı ve yaklaşık 20 yıl önce kulübün kapısından içeri girdi. Ancak Old Trafford'da geçirdiği 6 yılda hiç forma şansı bulamadı ve 2010'da takımdan ayrıldı. Manchester United'den ayrıldıktan sonra Cardiff City, Bristol City, Burnley ve Aston Villa formaları giydi. İngiliz kaleci 2021 yazında Old Trafford'a geri döndü. Kariyeri boyunca daha önce Manchester United formasıyla hiç maça çıkmadı ve Young Boys karşısında bir ilki yaşadı ve çocukluğunda katıldığı kulüpte ilk maçına 35 yaşında çıkmış oldu. United'in Alman menajeri Ralf Rangnick'in yaptığı bu hamle taraftarları memnun etti. Sosyal medyada da çok konuşuldu dün gece itibariyle. Rangnick'in bu hamlesinde sosyal medyada onun ne kadar öngörülü ve elbette ki oyuncularıyla ilişkilerin iyi olduğu ve oyuncuları kazanmasını bilen bir teknik direktör olduğu yorumları yapıldı.
ve bu kaleci yani 35 yaşında altyapıdan yetişmiş olmasına rağmen A takım formasını ancak bir resmi maçta 35 yaşında giyebilen kaleci Tom Heaton'sa harikaydı. Biliyorsunuz Old Trafford'da bu kalabalığın önünde oynamak her zaman harika bir duygu. İlk kez forma giymek son derece memnun etti beni. Her dakikasından keyif aldım diyor. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Trabzonspor 39 puanla Süper Lig'in lideri ve en yakın takipçisi Konyaspor'un 27 puanı var. Yani Trabzonspor uzak ara önde, rakipleri karşısında 12 puan fark atmış durumda. En yakın takipçileri Fenerbahçe ve Konyaspor'a. Hatayspor biliyorsunuz 26 puanla 4. basamakta. Son hafta aldığı mağlubiyetler, daha doğrusu arka arkaya aldığı puan kayıpları sebebiyle. Şimdi Trabzonspor bu önemli istatistiği dış saha maçlarında da sürdürüyor. 25 maçtır deplasmanda yenilmiyor. Dış sahada en son yenilgisini geçen sezonun 6. haftasında 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe maçında almıştı. Bu tarihten sonra konuk takım olarak sahaya çıktığı karşılaşmalarda tam 15 galibiyet elde etti ve 10 beraberlik aldı. Süper Lig lideri biliyorsunuz 412 gündür deplasmanda oynadığı maçlarda rakiplerine galibiyet fırsatı vermiyor Trabzonspor Abdullah Avcı ile birlikte. Ev sahibi takımlara 3 puan vermeyen Bordo Maviler Antalya Spor karşısında bu unvanını korumak için sahada olacak. Bu hafta sonu Antalya Spor'un konuğu Trabzonspor. Bu sezon dış sahada oynadığı 8 maçta 7 galibiyet aldı, 1 beraberliği var. Genel puan sıralamasında elde ettiği 39 puanın 22'sini deplasmanda oynadığı maçlarda elde etti. 17 puanı ise evinde oynadığı maçlarda kazanmış. Yani deplasmanda daha iyi oynayan, daha çok puan kazanan bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Trabzonspor bu sezon attı 31 golün 16'sını deplasmanda attı. Bir golde ise rakip oyuncu kendi kalesine gol attı. Yediği 11 golün 5'ini ise dış sahada kalesinde gördü. Karadeniz ekibinde Bakasetas 4, Vakame, Gervinho, Giannini, Cornelius ve Abdülkadir Ömür deplasman maçlarında ikişer gol atarken Hamsik ise bir gole sahip değerli dinleyiciler. Ve Trabzonspor'un Kovasi'yi transfer ettiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Transfer öncesinde Kovasi ile ilgili Gervinho'dan detaylı bilgiler alınmış. Oyuncunun Avrupa'dan başka talipleri olduğu için çabuk davranıldı. Mainz, Sassuolo, Montpellier, Nantes'ın da bu oyuncu ile ilgilendiğinden bahsediliyor. Trabzonspor'un kendisine gösterdiği istekli tavrın yanı sıra Şampiyonlar Ligi ihtimali ve şampiyonluk nedeniyle, lig şampiyonluğu nedeniyle Trabzonspor'u seçtiği bahsediliyor. Trabzonspor'u tercih ettiğinden bahsediliyor Kovasi'nin. Yarışmacı bir takıma gitmeyi tercih ediyor. Maddi anlamda da çok fazla zorluk çıkar ve sözleşmesinin bitimine bir ay kala gelip antrenmanlara çıktı Trabzonspor'la. Yaklaşık 30 günde tamamlanan görüşmelerde de işte az önce aktardığım detaylar ortaya çıktı. Teknik direktör Erdoğan Dinçer bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ne dersiniz hocam? Siz de benim gibi düşünüyorsunuz. Trabzonspor diğer takımlara, yani ezeli rakiplerine göre kendi gücü ve ortaya koyduğu plan doğrultusunda organizasyonunu doğru yaptı. Yani işte yaş ortalaması Gervinho, Gervinho, Marek Hamsik vesaire, Perez, bunları transfer etti ama ben ligi alacağım. Bu sene bütün gücümle lige kanalize olacağım dedi. O yüzden bu transferleri yaptı bence. Mevcut kadrosundaki oyuncularıyla da şu ana kadar çok istikrarlı gidiyor. Yani düşüncesiyle planı ve pratiği birbirine tutarlı tek takım olarak gözüküyor bana göre şu anda Trabzonspor. Ne dersiniz? Şimdi şöyle, bir insan rehabilitasyon gibi iş yapacağı veya kendini, sağlığını kaybettiği zaman tekrar dönüşüm yapacağı yeri seçmesi lazım. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'tan önceki takımı malum yurt dışında da başarılı olmadı ama genelde dedi Başakşehir'de zaten başarılıydı. Ondan evvel milli takımda da başarılı olmasına izin verilmedi. Çabucak görevden alındı. Daha evvel bir genç milli takım altyapısında çalıştı. Başarılı oldu bana göre. Şimdi Abdullah benim öğrendiğim insan olarak çok tutkun, çok kaliteli, kültürlü, üniversite mezunu bir adam. Ama bir yerden kapıdan içeri girerken bir takım nedenlerle, yani özellikle dedikoduya dayalı nedenlerle insanlar yıpratılıyor. Yani senin benim hakkında birileri bir şey konuşuyorsa nereden bilir? Abdullah Avcı'nın değerini bilmeden bence hoca olarak o hocalığını yapmayı tercih etti. Bence rehabilite anlamında Trabzonspor'u seçmesi doğru bir karar sene başında. Hı hı. İki, başkan çok önemliydi. Yönetim çok önemliydi Trabzon'da. Yıllardır şampiyon olmadılar ama dikkat edin bu sene hiç
kimsel bir sıkıntı yaşamıyorlar. Her şey düzenli gidiyor. Takım sahada çok iyi top oynuyor. Takımın atak organizasyonu içerisinde değişkenliği ve atağa kalktığı zaman gol pozisyonu yaratacak hareketliliği Trabzonspor öne çıkarıyor. Deplasman ve içeride dışarıda diye bir şey yok. Trabzonspor Türkiye'de şu anda bana göre uygun bir futbol oynuyor. Bunu da söylemiş olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu bir taraf tutma değildir. Öğrencisine kıyak çıktı filan gibi konuşanlar olabilir. Hayır, değil. Ben şu anda bugün serginin yerine son verildiğinde Abdullah Avcı'ya bu kadar şans tanıştırdı. Acaba ne yapardı diye düşünüyorum ama karışmayacaksınız. Yani hocanın tırdışına, planına, programına sabır gösteriyor şimdi. Çünkü yani bir dakikada olmuyor bu işler. Zamanla oluyor. Bugün Abdülkadir ve benzeri gençler ve altyapıdan Trabzonlu çocukların gayretleri diğer oyuncular harekete geçiriyor. Orada forma kapmak çok kolay değil. Oynanan oyun belli. Top rakipteyken yapılan savunma belli. İkinci bölgedeki yoğun mücadele belli. Takasetas'ın oraya katılımı Türkiye'de en iyi yabancı transfer olarak dikkat çekti. Oysa hiç gündemde olmayan bir olaydı bu, biliyorsun. Yani oyuncu seçerken bir sistem plan proje içinde yaparsanız oyuncu transferini başarılı sonuç alırsınız. Bence Abdullah Avcı bu konuda çok doğru yolda gidiyor. Başarılar diliyorum. Ama şimdi bir özelimiz var. Yurt dışında da başarılı olmasını bekliyoruz. Yurt dışında yani önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında da başarılı yani olmasını bekliyoruz. Yani bu çok büyük özlem. Türkiye'nin büyük özlemi. Çünkü futbolumuz Edirne'den dışarı çıkınca bir türlü kendine gelene. Geçen gece Dortmund karşısında Beşiktaş'ın halini gördük. Hele atılan son golde çok canım sıkıldı. Orada bazı oyuncuların topu bıraktı adeta. Yani misafir sanatçı gibi etrafında dolandı. Adam halı sahada oynar gibi gol attı. Yani böyle bir şey olamaz. Futbolda bunlara izin veren, bunları yapan, bu zihniyetteki oyuncular varsa onları yaşatmayacaksınız. İşini bitireceksiniz. Transfer etmeyeceksiniz. Sahip çıkmayacaksınız. Hı. Türkiye futbol ülkesi. Futbolu seviyoruz ama futbolun gereklerini yerine getirmediğimiz için sıkıntı yaşıyoruz. Anladım. Futbolun gerekleri sistem, disiplin, çalışmadır. Bunu yaptığınız zaman taktik daha sonra geliyor. Önce sistem ve disiplin çok önemli. Abdullah Avcı da bu sene bu konuyu yaşadı. Ve Trabzon'da da zaten halkın büyük bir baskısı var toplum üzerinde. Başarısını alkışlıyorlar, sahip çıkıyorlar. Bence tesadüf değil. Başarısı. Peki. Hocam, İsterseniz Beşiktaş'ı konuşalım. Ayrıntılıyla Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Bir Alman teknik direktörden bahsediliyor Beşiktaş için. O kadar çok sayıda teknik direktör birkaç saat içerisinde Beşiktaş'ın gündemine getirildi ki gerçek anlamda bir enflasyon yaşanıyor. Gerçek nedir? Niye böyle oldu? Bunları da konuşalım istiyorum ama at yarışı için ara vermek durumundayız. Sanırım at yarışına gitmek durumundayız. Kısa bir ara. Ben sen ara beni at yarışına. Peki yarıştan sonra tekrar arkadaşlarım arayacaklar sizi. Ve devam edeceğiz. Sevgili Mehmet Uzun Durkan'la bu programı yapıyoruz. Yarıştan hemen sonra teknik direktör Adnan Dinçer bizimle birlikte olacak. Değerli dinleyiciler. Bu arada Deniz Man'dan bahsetmiştim. Eğer vaktimiz varsa at yarışına gitmek için birazcık daha süremiz varsa dünyadan futbol bölümümüze geçelim ve Deniz Man'ın menajeri Ioan Bekali bir açıklama yapmış. Biliyorsunuz çok sayıda Bekali var. Cici Bekali var, o Bekali var, bu Bekali var. Bir tanesi Stav Bükreş'in sahibi, bir diğer menajerlik yapıyor vesaire. İşte o Bekalilerden bir tanesi de Galatasaray'ın transfer gündemine geldiğinden bahsedilen ki gerçekten yaz döneminde gelmişti ama kış dönemi için yani Ocak ayı için bu söz konusu mu bilmiyorum. Bakacağız. Bununla ilgili bir açıklama yapmış menajeri. Önce Dünya'dan futbol bölümümüzde bunu aktaracağım. Ardından da İngiltere'den futbol bölümümüze geçtiğimizde Atilla Szalai'nin Chelsea'ye transferi mümkün olup olmadığı ile ilgili bazı bilgiler var. Bunu paylaşacağım sizlerle. Futbol, dünyadan futbol. Adı Galatasaray'la anılıyor. Rumen futbolcu Deniz Man'ın 11 milyon ya da 13 milyon euro bonservis bedeliyle Romanya'dan jenerasyonların en iyi oyuncusu olarak Parma'ya transfer olmuştu ama Parma'yla Seri B'de oynuyor. Bu bir handikap olarak değerlendiriliyor. Deniz Man için oyuncunun temsilcisi Ioan Bekali bir açıklama yaptı Rumen basınına ve ne demiş hep birlikte bakıyoruz. Deniz Man Ocak ayında Steaua Bükreş'ten Parma'ya 13 milyon euroya transfer oldu. Bu sezon Seri B'de 9 maça çıktı. Takımına 2 gollük katkıda bulundu ve menajeri Bekali Galatasaray transferi hakkında herhangi bir gelişme yok diyor.
enteresan. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Kasım ayının başında yaptığı açıklamada Deniz Man'a istediklerini ancak parmağını vermek istemediğini belirtmişti. Ocak'ta ne olur bilmiyorum ifadelerini kullanmıştı. Deniz Man'la ilgili konu geçen transferde biliyorsunuz Bergiş'i istedik olmadı, parmağı da vermedi, istemedi. Böyle bir şey deme yetkim yok, istedik oyuncuyu ama o kadar ısrarlı değildik, istedik diyor. Parma Seri B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada öyle kalmıştı konu. Ocak'ta ne olur bilmiyorum. Açıkçası o gün için biz kulüp olarak başkanımız da ben de böyle bir istekte bulunduk ama Parma hayır dedi. Deniz Man için o kadar ısrarlı değilim tabii demişti Fatih Terim. Oyuncunun menajeri de bugün itibariyle Galatasaray transferi söz konusu değil demiş. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Avrupa'dan futbol. İngiltere. Macar milli takımı teknik direktörü Marco Rossi, Macaristan milli takımından öğrencisi Attila Szalai ile ilgili bir açıklama yapmıştı ve Szalai şu anda takımında Serie A'ya en uygun oyuncu, benim takımımdaki en uygun oyuncu ancak onun Chelsea'ye gideceğini düşünüyorum. İspanya'dan önemli kulüplerde onu uzun süre takip etti ancak bildiğim kadarıyla Chelsea'ye transferi sona yakın. İtalya futbolu için harika bir kazanç olabilirdi oysaki demişti ama İngiltere'den bir gazeteci Matt Love'sa Macar teknik direktörün düşüncesine karşın Chelsea'nin Attila Szalai için yaptığı bir anlaşma yok. Edindiğim bilgi göre Szalai Chelsea'nin ilgilendiği bir oyuncu değil ifadelerini kullanmış. Avrupa'dan futbol. İngiltere. Teknik direktör Adnan Dinçer bizimle birlikte başta Beşiktaş olmak üzere Fenerbahçe, Antalyaspor, Kocaelispor, İstanbulspor pek çok kulüpte şampiyonluk yaşadı. Teknik direktör olarak milli takım teknik direktörlüğü yaptı ve tabii kulüplerimizin dinamiğini en iyi bilen futbol adamı. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Tekrar. Hocam sağ olun, eksik olmayın. Şimdi sosyal medyaya baktığımda Sergen Yalçın'ın ayrılık kararına rağmen ki Sergen Yalçın ayrılığı istemiş yöneticilerin açıklamalarından da bunu anlıyoruz. Beşiktaş taraftarı tepkili, yönetim de istifa etsin diyor. Şimdi ben Sergen Yalçın'ın ayrılışında bir şeye dikkat edilmesine çok önem veriyorum. Sergen Beşiktaş'tan ayrıldıysa taraftar ile yönetimin birbirine düşmesini engelleyecek açıklamalar yapmalı şu anda. Yani şu anda önemli hassas bir nokta var. Çünkü Sergen buraya gelirken bir sevilen oyuncu olarak, eski Sergen olarak, sevilen ve Beşiktaş'a büyük hizmetler veren bir kişi olarak geldi. Geçen sene şampiyon yaptı, iki tane kupa aldı. Ama bu sene çok başarılı. Ben geçen sene şampiyon olan Sergen'e sezon başında bir abilik yaptım. Çok özel iki tane, üç tane uyarım oldu buradan da yazarak, çizerek de. Dedik ki fazla yabancı oyuncu alma. Çünkü futbolcunun ve takımın havasını bozar. Yabancı oyuncunun sayısının fazla olması, oyuncunun rakip oyuncu olarak oynayamayacak, oyun düzenine uymayacak oyuncuyu hatırla alırsan veya yanlış bir tespit alırsan ileride başarısız olma ihtimalin artar, takım randımandan düşer demiştim. Maalesef Beşiktaş sezonu iyi girmedi. Beşiktaş gibi oynayamadı. Beşiktaş Avrupa'da söz sahibi olacak diye olan oyuncuların hepsi çok yetersiz çıktı. Ve geçen gece bir gol yedi Dortmund'dan. Bunu yani gerçekten ve orada müdahale etmeyen oyuncu kim olursa olsun, babamın oğlu olsa Beşiktaş'tan kopartılmalıdır artık. O zaman hocasına karşı bir tavırdır o. Yani bir oyuncu bence kim olursa olsun, hangi takımın formasını giyerse giysin, önce işini iyi yapacak. Hocasının dediğini yapacak. Sergen Hoca ile oyuncuların arasındaki sıkıntı şeyde belli oldu. İki hafta evvel Sergen Hoca ben müdahale edemiyorum, yani kulübeden seyrediyorum dedi. Direkt ve harbiden konuştu. Harbi bir açıklamaydı bu. Her hocanın yapacağı bir açıklama değildir bu. Orada devam etmesi iyi olurdu ama yabancı maçlar vardı. Fikstür sıkışıktı. Fedakarlık etti, riske girdi. Ama oyuncu da şöyle düşünüyor. Hoca gidiyor. Hoca gidiyor diyen bir oyuncudan hayır gelmez. Şimdi yeni bir hoca gelecek, göreceksin. Beşiktaş eskisinden daha çok koşacak. O hocanın gözüne girsin diye. Daha çok mücadele edecek. Sonuçlar ne olur bilmiyorum ama Beşiktaş bana göre bu sene daha iyi bir yerde olması gereken bir sezonu kaybetti. Bu Beşiktaş ve Türk futbol açısından hiç de iyi olmadı. Bu bakımdan çok üzgünüm. Türk futbolunun kalkınması için madem ki endüstriyel futbol
endüstriyel futbol tespitleri de doğru yapılırsa ve kendi oyuncularımız da sağlıklı biçimde kullanılırsa ortaya bir eser çıkar. Bu eser de devamlılığı getirmesi lazım. Diğer kulüpler de hata yapıyor. Bakalım sonu ne olacak? Ama Beşiktaş Sergen'in ayrılmakta doğru yaptı. Beşiktaş da doğru yaptı. Bırakın Sergen'i rahat artık. Beşiktaş yeni hocasına sahip çıksın. Mutlaka biri olacaktır. Hoca lider olmalıdır. Lider hoca zaman zaman böyle sıkıntılar yaşıyorsa o zaman oyuncu ile diyaloğu kopar. O zaman tribünün istediği adam olmak durumuna düşmek çok önemli bir şey değildir. Önemli olan takıma hakim olmaktır. Sergen kendisi bunu biraz da tercih etti gibi geliyor bana. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teknik direktör Adnan Dinçer bugün itibariyle son konuğumuzdu. Bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş az sonra reklamları dinleyeceğiz. Ardından da Fatih Terim'in Lazio maçıyla ilgili dün düzenlediği basın toplantısını yayınlayacağız. Ve bununla birlikte programımız bugün itibariyle sona erecek. Hepinize mutlu akşamlar dilerim. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek hoşçakalın. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam edecek. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.